Merhaba sevgili seyirciler. Allah rahmet eylesin Kemal Sunal'a. 19 yıl olmuş Kemal Sunal vefat edeli. Onun güler yüzünü hatırlıyoruz. Yüzümüzü güldüren filmlerini hatırlıyoruz. Birazdan konuşacağız. Bunları Meksika sınırına hoş geldiniz. Bu akşam Aykut Ertuğrul bizle birlikte. Furkan nerede derseniz Furkan şu anda Berlin'de galiba ya da Budapeşte de ikisinden biri. O aralarda dolaşıyor. Aykut sağ olsun nöbetçi konuşmacı olarak, yorumcu olarak bu akşam bizimle birlikte. Aykut'cum hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrar hoş geldin hoş. Aykut. Ahmet abi merhaba. Merhaba. Bugün Efe Yusuf'un doğum günü. Bizim Efe'nin doğum günü. Efe'cim doğum günün kutlu olsun oğlum. Bu saate kadar bekledi programı. Buradan selam göndereceğiz. Eyvallah. Biraz epey uzakta olduğu için. Efe'ye hepimiz selam yolluyoruz burada. Doğum doğum gününü günü kutluyoruz kutlu o olsun. Zaman. Hayırlı, güzel ömrü olsun diye dua etmenizi. Ben de selam gönderiyorum Efe'ye. Duyduğuma göre, istihbar ettiğime göre iyi futbol oynuyormuş. Bayağı yatkın yalnız. Evet, bayağı bence yatkın. Geliştirsin onu. Öyle mi diyorsun? Tabii. Ya şimdi arada da konuştuk bak. Herif. Eğitim görmesi lazım yalnız. Onu şey yapıyoruz bak, Ahmet abi. Şimdi iyi kulüpler var. Yani iyi altyapılar var. Hem eğitim işini hem futbol işini paralel bir şekilde gayet güzel yürütüyorlar. Eğer Efe için öyle bir imkan varsa bunu kullansın derim. Var. Altyapısı kimin güçlü? Hiç Aykut. bilmiyorum abi. Bizim üç Sizin oğlunda Trabzon meraklı değil. Trabzonspor, Altınordu. Öyle mi? Bunlar Bu güçlüdür ikisi tabii. iyi altyapıya İyi sahip. tabii. Eğitimini engellemez mi peki? Engellemez, hayır. Çok görüyorum çocuklar, aileler daha doğrusu yani kapalı bir hayat var artık. Herkes spora yönlendiriyor çocukları. Yani bunların arasında futbol az ama muhtemelen de aileler belki korkuyordur eğitimi aksar diye çocukların. Futbola çok fazla gönder. Yok, onu Açıkçası bende de ayarlıyorlar. öyle bir şey var. Yani Efe'nin futbolcu olması düşündürür açıkçası beni. Zaten o Her ne kadar altyapılar önemli için, insan da. bahsettiğim altyapılar için eğitim olmazsa olmaz. Ha, yani üniversite eğitimi, Tabii canım. akademik eğitimini Tabii. engellemiyor mu? Ama Hayır. şimdi gizli bir gururla paylaştığını da itiraf et, onu storylerde falan görüyoruz abi. Yok, İstemiyorum çok desen aykut de. ya, çok aykut evet. Çok öyle fakat öyle. Ya eğitim kesinlikle alması lazım ama. O şey yani. Üzülerek de olsa onu söylemem lazım. Eğitim alması lazım yani. Eyvallah. Memlekete yani faydalı olması lazım bir şekilde. Ödemesi lazım borcunu memlekete. Şimdi oradan düşünüyordur Efe ne Ne borcum var diyor? acaba? Babam neden bahsediyor? Tercihen Beşiktaş'a mı şey yapsın Ahmet abi yoksa? Yok, Trabzonspor ya da Altınordu. Trabzonspor ya da Altınordu. Tamam. Var bizim Beşiktaş'ı Çengelköy'de çok Trabzonspor. bilmiyorum. Yani ben Beşiktaşlıyım ama çok bilmiyorum adı yapsın. Eyvallah. Efe'nin şeyini burada kapatalım dostlar. Peki. Şimdi Kemal Sunal'ın filmleriyle ilgili benim kafamda öteden beri bir şey vardır. Hoş böyle sosyolojik çözümlemeler yapılır. Mesela diyelim ki Orhan Gencebay ile ilgili doktora tezi vardır filan mesela. Aldım, karıştırdım, baktım. Orhan Gencebay'ın bir şarkısını dinleyeyim ben bari dedim. Anlıyor musun biraz kitap okuduktan sonra? Soğuk çözümlemeler. Elbette ki akademide bir yeri yurdu vardır o şeylerin ama bana ne anlatıyor? Yani izlenim olarak benim izlenimim önemli benim için dediğimde ilk aklıma gelen şeylerden birisi şudur Ahmet abi. Kemal Sunal'ın filmlerini ailece izliyorduk biz. O zamanları aynı zamanda hatıra getiriyoruz galiba. O zamanları özlüyoruz. O zamanların hasretiyle şimdi de Kemal Sunal'ı seviyoruz gibi geliyor bana. Bugün de Yanılıyor öyle muyum ama acaba? şey Yani değil mi orada yani? bir birliktelik havası vardı, mahalle vardı, mahallenin abisi vardı, şu bu. Ama o zamanlarda yani çekildiği zamanlarda da çok sevildi. Hani Tabii. geç ilgi gören bir sanatçı değil ki Kemal Sunal. Geçen ya bugünlerde bir yerde okudum. Şimdi buradan yeniden Ha, yeniden sevmemizin sebebi Yeşilçam'ın tabii elbette. tabii şöyle Yeşilçam'ın yeniden sevilen çok az şeyi var, ünitesi var. İlk şeylerden biri anlatıyor. Galiba Halit Akçatepe falan beraber oynadıkları veya işte o ekipten birisi Kemal Sunal'ı anlatmış. İlk oyunculuk filmini
filmi şimdi unuttum hangi filmle olduğunu ama Halit Akçatepe'nin falan da galiba olduğu bir filmdi. Herkese repliklerini dağıtıyor yönetmen. Kemal Sunal'a replik kalmıyor. Sen de gül diyor sana sıra gelince. Ve o... Ertem Elmez... Galiba... ilk on Ertem Elmez'i yönettiği bir filmle çıktığı için. Ertem öyledir Elmez o zaman, diyor. Evet. ve o gülüşüyle birlikte, yani o bildiğimiz gülüş, Kemal Sunal'ın ünlü gülüşüyle birlikte hiçbir şey söylemediği halde sadece gülüşüyle rolünde parlayıveriyor. Peki o gülüşü biz niye sevdik? Hmm. Niye seviyoruz? Hmm. Hmm. Sadece çok karikatürize olduğu için mi mesela? Herhalde değil. Değil. Yani çok karikatür bir gülüş olduğu için mi? Bir şey bulmuş olmalıyız Kemal Sunal'ın o gülüşünde ve Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterlerde. Kendimizi bulmuş olmalıyız. Yani ben bir tane... Bir safiyet zaman... mi acaba? O safiyet mi, saflık mı? Saflık kesinlikle var. Ne zaman bu Kemal Sunal mevzusu açılsa hep aklıma bir kitap geliyor. Tahakküm ve Direniş Sanatları diye Ayrıntı Yayınları'ndan çıkmış bir kitap var. Temelde kitap şeyi anlatıyor abi. Tamam, bütün rejimler doğası gereği rejimler halklara bir şey dayatırlar. Onu terbiye etmeye, bir şey yapmaya çalışırlar. Bütün iktidarların, bütün rejimlerin doğası gereği bu böyledir. Halkların da bir savunma mekanizması vardır. Bu bir sanattır diyor işte Scott soyadı. O nedir mesela? İşte hikayelerden örnek veriyor. Onun verdiği örnekleri unuttum ama hemen aklıma Kemal Sunal ve Yeşilçam gelmişti. Şey yaparlar diyor, yeni kahramanlar yaratırlar masallarında, hikayelerinde. O kahraman güçsüzdür, güçsüz görünür, karikatür görünür neredeyse ama zekasıyla, çeşitli hinliklerle, talihiyle bir şekilde kazanır. Kazanır. Bu halkların direnme biçimidir, toplumların yani direnme biçimidir gibi bir şey söylüyor mesela. Bu konuyu birkaç ay önce de konuşmuştuk. İşte bizdeki Keloğlan figürle çok iyi oturuyor. Evet, çünkü aynen Keloğlan da o kel aynen haliyle, kılıksız haliyle, belki saf haliyle. Kılıksız ve bahtsız aynı zamanda. Evet, işte padişahın kızını kapıyor mesela. Kemal Sunal'da da böyle bilinçaltımızı harekete geçiren bir şey var. Bir imkansızı başarmış kahramandan bahsediyoruz çünkü. Evet, onun güçsüzlüğünde bir kere kendimizi buluyoruz tabii, demek ki. O tabii kesin. Güçsüzlüğünde ve güçsüzlüğüne rağmen kazanıyor oluşumda. Tabii. Bu bize bir moral de veriyor. Bize bir umut da aşılıyor galiba. En basit yorum bu, en basit haliyle yorum kesinlikle bu olabilir gibi geliyor. Kemal Sunal'ın canlandırdığı bütün o karakterlerin sevilmesinde... kendisi de galiba bir şey yaptı abi, bir tez yaptı. Kendisi yazdı. Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterlerin tabii niçin sevildiği ile ilgili. Ben okumadım, bilmiyorum haberiniz. Bitirme tezi olarak kendisini evet yazdı. Yani şeye doğru, işte son yıllarına doğru üniversiteyi yarım bıraktığı için işte bir af çıkıyor. Aftan faydalanarak devam ediyor. Üniversiteyi bitiriyor ama bitirme tezi olarak kendisini yazıyor. Ben de okumadım, bilmiyorum. Ama zaten Kemal Sunal üzerinde çok yazı yazıldı, tezler de yazıldı. Kitap var mıdır bilmiyorum, müstakil kitap var mı bilmiyorum ama. Şimdi bana Kemal Sunal'ın iki dönemi varmış gibi geliyor bana. Ya çok komik ya. Efe diyor ki baba şu anda ben seni görüyorum diye beni taciz ediyor deminden beri ya. Tamam Efe'cim, şimdi uyuyabilirsin, tamam. Çok iyi. Kemal Sunal ilk işte gülüşüyle karşımıza çıktı. Hani Ertem Elmez demiş ya, senin hiçbir şey yapman gerekmiyor, gül. Hakikaten de öyle. Hangi filmdeydi? Tarık Akan'lı bir filmde böyle birkaç sahnede gördüm, gülüyor sadece. İlk şeye, sinemaya girişimi öyle. İlk yani figüran olarak zaten görünüyor şeyde. Evet. Beyaz perdede. Şimdi ben hatırlıyorum. Yani o filmleri izlerdik büyük bir zevkle. Ertem Eğilmez'in filmlerini. İşte birdenbire standart dışı bir adam çıktı. İşte çirkin tabir edilebilen bir gülüşe sahip.
Ama nedense insanlar onu çok sevdiler. Yani çirkin olduğu halde o görüşü çok sevdiler. Daha sonra işte bu Salako'dur, işte köyden indiğim şehirdedir, o tür filmlerle bize oyunculuğunu da gösterdi. Yani sadece işte bir işte gülen, çirkin gülen bir adam değil de biz gördük ki burada bir oyuncu var. Büyük bir oyuncu evet. Bu. Yani o gülüşüyle de birleştirerek işte bize işte çok iyi filmler sundu. Tekrar tekrar izlediğimiz halde bıkmıyoruz. Tekrar izlemek istiyoruz. Her repliğini neredeyse ezberlediğimiz filmler bunlar. Ama işte çok tanıdık bir şey o. Bir de yani, normal hayatında şeymiş, çok ciddi bir insanmış tabii. Bu arada. Üzgün ve ciddi bir adammış galiba. Kimin sözüydü? Komedyenlik bir... hüzünlü bir şeydir. Ha. O tarz bir şey ciddi hatırlıyorum. Bir şey. O söz, öyle bir söz hatırlıyorum. Charlon'udur. Galiba. Evet. Evet, seni bayağı daha taciz edildi. Ya şey. çok. Tabii. Efe iyi ki şey yaptık. Şöyle bir de orta oyununun bazı şeyleri var, arketipleri var. Ona uyuyor. Kemal Sunal'ın şeyleri galiba, karakterleri, sinemadaki karakterleri. Ertem Eğilmez'in sineması oraya dayanıyor zaten. Hı, işte o önemli bir mesele. Tabii. Şu açıdan da önemli, bunu yıllar önce de söylemiştik, herkes de söylüyor. Gerçi son yıllarda ama bunu fark ettiğimizde çok üzülmüştük. Birisi söylemişti, geleneksel Türk tiyatrosu yok Türkiye'de. Konservatuarlarda okutulmuyor geleneksel Türk tiyatrosu. Bunu Ertem Eğilmez işte bence biraz şey de var mı acaba, Yavuz Turgul'da da var mı öyle bir tabii şey? Yavuz Turgul yani şimdi Ertem Eğilmez hiç değilse dediğimiz... mahalle havası bir şey, geleneksel Türk mahallesi kamuoyu. Yavuz Turgul evi, Ertem Eğilmez'in talebesidir. Gibi. Mesela akraba, ben bilmiyorum tabii mesela öyle. Bu ayrıntıyı ama Yavuz Turgul'un da kafasını taktığı meselelerden birisi olduğunu biliyorum. Bu mahalle meselesinin, kimlik meselesinin. Bunlar mesela akademinin üstlenmediği, mesela modern tiyatro okutuyorsun, her dalını okutuyorsun gayet güzel. Fakat Darül Bedai... Ta işte 19. yüzyılın diyelim ki ikinci yarısından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sonra üstlendiği o köklü kurumdan geliyor senin tiyatro eğitimin. Fakat şeyi bırakmışsın, geleneksel Türk tiyatrosunu bırakmışsın bir yerde. O damarı kesmişsin. Bunun sonuçları var elbette ki. Bence var. Ve bu çok ciddi bir mesele. Mesela... Şunu hemen hatırlatalım ve bulanlar okusun o yazıları. Nihat Genç'in bu konuda bence çok dikkat çekici şeyleri var. Çağrıları var. Yazıları var bu konuda tabii. Ben gayet katılıyorum hepsine o yazıların. Çünkü şöyle bir şey söylüyor. Bir kere bu akademide geleneksel Türk tiyatrosunun okutulmaması büyük bir fecaat. Ona bir nokta koyalım. Bunu öyle mi, onu kesin biliyor evet muyuz? Evet öyle. Tabii. Yıllardır böyle bu. İşte seminer olarak var efendim, bir şey olarak, ders serisi olarak var. Kaçak göçek yani. Ama mesela dün akşam hani konuşurken dedim ya, ITRI üzerine İngilizce daha çok şey var, kaynak var Türkçeden. ITRI üzerine daha çok kaynak var Türkçeden İngilizce. Onun gibi geleneksel Türk tiyatrosu üzerine yabancıların ilgisi çok fazla. Fakat biz bırak ilgiyi yasaklamışız zaten. Yasak olmasa bile hani bırakmışız bir kenarda. Oysa geleneksel Türk tiyatrosunun büyük bir imkan olduğunu, hatta bazı insanlar şaşırabilir bunu söylediğim için, toplum barışı diyoruz, Türkiye'de iç barış diyoruz, sosyolojinin işte kutuplaşma diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Bunların hepsine birden bir şey söylüyor, çok derinden bir şey söylüyor geleneksel Türk tiyatrosu. Mesela şunu söylüyor. Şimdi Osmanlı'da tiyatronun ismi ne? İbret sahnesi değil mi? İbret. Hakikaten ibret olarak Osmanlı'da tiyatro ele alınmış ve işlev görmüş. Niye ibret? Şöyle ibret. Şimdi orada sen Laz'ı Laz şivesiyle konuşturuyorsun. Arnavut'u Arnavut şivesiyle konuşturuyorsun. Kürt, Kürt şivesiyle konuşuyor. Efendim Arap, Arap şivesiyle konuşuyor ve kendi kimliğiyle sahnede
arzı endam ediyor. Yani kendi kimliğini sahneye çıkarıyor. Şimdi bu insanlar sahnede bir hayat sürüyorlar. Senaryo, oyun ne olursa olsun geleneksel Türk tiyatrosunun sahnesinde bütün bu ırklar diyelim, kabileler, Osmanlı milletleri, Ermenisi var, Rumu var filan hepsi var. Orada bir hayat sürüyorlar. Şimdi insanlar o ibret sahnesine bakarak ibret alıyorlar hakikaten. Neyin ibretini alacak? Her şeyin. Hayatın orada bir simülasyonu olup bitiyor bir kere. Laz Arnavut'la kavga ederken, Arap araya karışırken, Kürt bilmem ne yaparken, öbürü şunu yaparken, öbürü bunu yaparken orada bir toplumsal sağaltım işlemi de cereyan ediyor, devam ediyor. Yani 1843'te Gerard de Nerval'in buraya gelip Doğu'ya Seyahat kitabında uzun uzun anlatmakla bitiremediği geleneksel Türk tiyatrosunun aslında aynı anda büyük bir toplumsal barış, o kelimeyi çok sevmiyorum ama moda deyimle toplumsal barış işlevi var. Çünkü o sahnede kavga edip barışıyor, toplum da o sahneye bakarak, diyelim ki Aydın Zümre, İstanbul'un Ekabir Çevir, o sahneye bakarak düşünüp taşınıyor. Sahne zaten seyircileri düşündüren bir nesne. Oraya bakarak... Anlatılan bütün hikayeler, yani hikaye anlatmanın tabii, amacı elbette. İbret. Hani tabii ibret. Tiyatro tabii. Sahne içinde öyle, sözlü kültür tabii. İçinde öyle. Zaten işte... çok isabetli biçimde ibret sahnesi denmiş evet. Ona. Ondan sonra bu ortadan kalktığı için Kürt Laz'la nasıl kavga edeceğini artık bilemiyor. Zaten başka bir sürü handikaplar var. Akamete uğrayan bir sürü geleneğin şeyleri var, süreçleri var. Kesilen damarlar var böyle. Etin içinde kalmış, kesilmiş ve eti artık besleyemiyor o kasları toplumun. O toplumu ayakta tutacak o kasları artık o damarlar besleyemiyor. Kesilmiş yani. Bir atıf yapıyorum. Bazı arkadaşlar da bunun ne kadar vahim bir şey olduğunu anlasınlar diye. Ondan sonra bu büyük bir hazine. Uç veren meselelerin gitmiş. Orada halledilmiş tabii olması ki. Tespitin enteresanmış. Tabii ki. Hakikaten. Tabii ki. Başka yani... bir şeyi yok zaten. Sana bir şey söyleyeyim mi? Resim sanatı, ikonoklastlar değil mi? İstanbul'da ortaya çıkmış bu akım. İkon kırıcılar. Peki ikon kırıcıların yorumu, Hakan da burada, şimdi yanlış bir şey söylemek zor. Ahmet abinin oğlu Hakan Kekeç bu sefer şeyi şereflendirmedi masamızı. Şereflendirmedi. Big Brother gibi yaşı bizden küçük ama oradan izliyor. Şimdi ikonoklast olduğuna göre ikon da var. İkon niye var? Yani fresk niye var? Tasvir katedrallerin, şapellerin şeyinde. Şunun için var. Şeyin ayetlerini anlatıyor halka. Tabii. Halk anlamayacağı için İncil'deki eski ve yeni ayetteki hikayeleri resmederek halk anlasın diye onları anlatıyor. Sonra başka bir yorum geliyor. Diyor ki bu küfürdür. Kaldırın bunları diyor. Kırmaya başlıyorlar ikonoklast. Şimdi orta oyunu bunun daha canlı bir biçimi değil midir? Halka nasıl barışacağını, nasıl yaşayacağını, nasıl oturup kalkacağını... Efendim nasıl kavga edeceğini ki en son söylediğim bence en önemli kısmı nasıl kavga edeceğini öğretiyor. Ama memlekete ve millete zeval gelmeden nasıl kavga etmek esas önemli olan o. Avrupa'nın başardığı şey bu sanat eliyle. Bizimse şeyin deyişiyle cebimizde kaybettiğimiz güneş. Yani şurada bulabilir miyim bilmiyorum ama abi. Dergiyi birazdan göstereceğim Sabah Ülkesi'nde. Burada bir yazıda... bulamam galiba. Ha, bunların hepsi felsefe, Kemal edebiyat... Sunal'dan çıktı. Kemal Sunal bilerek ya da bilmeyerek ama biliyordur. Çünkü şey bir adam o. Aynı zamanda entelektüel bir evet. Kuvvetli bir adam. Allah rahmet eylesin. Kemal Sunal belki bilmeyerek ama kuvvetle muhtemel bilerek onu temsil eden bir karakterdi aynı zamanda. Hikayeler için Benjamin hakikatin epik hali diyormuş. İşte. Yani... Çok iyi, çok iyi. Şeyde yazıda da o örneği Benjamin örneğini veren yazıda da diyor ki zaten bu felsefe ve edebiyat çok iç içe türlerdir. Evet. Yani biz mesela Dostoyevski'ye filozof değil diyebilir miyiz? Bilmem diye. O iki disiplini tartışıyor. Tam Benjamin'ce bir söz ama evet. Bence çok doğru. Tam de, hikayenin işlevi zaten işte tam o dediğin gibi büyük evet. Meseleleri hikayelerde tartışıyor gelenek diyelim. Şimdi yani Kemal Sunal'dan konuşmaya başlayınca esasında bizim
Ertem Eğilmez'den de konuşmamız gerekiyor. Tabii ki. Benim şimdi, Ertem Eğilmez ve Türk sineması kültürüm o kadar yok. O yüzden hakikatin şöyle bahsetmiş güzel. Geleneksel Türk tiyatrosundan bahsettin. Değişmiyor bence. Orta oyunundan bahsettin. Şimdi Ertem Eğilmez sinemasını bunun üzerine kurmuş bir yönetmen. Ertem Eğilmez artı bir de onun yanına Sadık Şendil'i ilave etmemiz gerekiyor. Sadık Şendil de o evlerimizde oturup izlediğimiz işte Mavi Boncuk'tur. Bu aile şerefidir, aile hikayeleridir. Onların senaristi. O filmlere baktığımızda genel olarak o orta oyunundan, yani geleneksel Türk tiyatrosundan izler buluruz zaten. Ertem Eğilmez sinemasını bunun üzerine oturtan yardımcı olarak da Sadık Şendil'den, Sadık Şendil'in bilgisinden faydalanan bir yönetmen. Ertem Eğilmez'le yapılan bir röportajı okumuştum. Kafası bir defa farklı işliyor. Yani hani Yeşilçam'da bir dönem böyle bir sol sinema vardı, bir sol akım vardı. Kendisi onun dışında görüyor. Oraya da çok sert eleştiriler yöneltiyor. 65'ten sonra o sol akım tabii, galiba. Tabii. Şimdi Kemal Sunal'ın da, Kemal Sunal'ın da az önce tam anlatamadım onu. İki dönemi var. Birincisi Ertem Eğilmez ve civarında oluşturduğu. Önceki dönem mi abi? Tabii yani ilk dönem. Yani bize o çok sıcak gelen gülüşü, o aptal halleri filan. Yani her şeyini Ertem Eğilmez'e borçlu. Daha sonra Kemal Sunal fark edildikten sonra Yeşilçam tarafından birden böyle bir sol bir şey de ilave edildi. Sol bir karaktere dönüştürüldü. Evet gene komik yani yer yer komik ama giderek de sevimsiz bir şeye de dönüştü Kemal Sunal. Atmacayı i̇şte, vurdular bir avuç kanı için. Gibi tabii. yani Kemal Sunal'ın bu ikinci dönemini de konuşmamız gerekir bizim. Bu arada Kemal Sunal'a aptal demiyorsun tabii, o yanlış tabii anlaşılmasın. Orada bir şey var. Abdallık aslında. Abdallık yani tam tersini kastettiğini ben biliyorum da seyircilerimiz yanlış anlamasın diye şey yaptım, sözünü ettim. Dolayısıyla bu zengin orta oyunu geleneğimizin üzerine tabii ki inşa edilmiş bir karakter Ertem Eğilmez olduğunu sineması öyledir tespit zaten etmemiz lazım. Öyledir. Sonra bitiyor galiba o iş. Ertem Eğilmez'den sonra onun işte talebesi olan Kartal Tibet, yani yönetmen olarak kendisi çok belirleyici değil ama en azından ondan öğrendiği şeyleri uygulamış biri. Ve tabii asıl üzerinde durmamız gereken isim Yavuz Turgul. Yavuz Turgul Ertem Eğilmez'in şeyinde diyelim ki mihmandarlığında ya da yönetmenliğinde kendisini geliştirmiş. Senaryolar da yazmış. Ve aynı zamanda Sadık Şendil'den de işte kaynaklanmış, faydalanmış bir hem senarist hem yönetmendir. Şimdi Ayşe Şasa'nın rahmetlinin anılarını hatırladım ben. Bir Ruh Macerası galiba kitabın ismi, evet, yanlış hatırlamıyorsam. O kitapta anlattığı bir şey var. Merak edenler görebilir. Diyor ki, Yılmaz diyor, Yılmaz 65'ten önce, yanılmıyorsam 65 o tarih. 65'ten önce bizim yanımızda böyle çok efendi bir arkadaştı. Mahcup, kendi halinde ve çok ilgisi, çok canlıydı diyor sinemaya. Fakat 65'ten sonra sinematek denen bir hareket oluyor Türk sineması içinde. Yani şu demek, Fransız kültürü, Fransız sineması ne oluyorsa orada oluyor. Biz orayı takip edeceğiz, orayı takip etmeliyiz, oranın sinemasını yapmalıyız filan. İdeolojisinde bir şey bu, akım gelişiyor sinematek diye. Yani Türkiye'deki Avrupa sinemasının aslında kökenleri orada. Ayşe Şasa çok ilginç bir şey söylüyor orada. Diyor ki, Yılmaz diyor, Yılmaz Güney'den bahsediyor tabii. Yılmaz diyor, sinemateke katıldıktan sonra çok değişti. Artık böyle bir yukarıdan bakmalar, bir şey, bir kibir, bir şey, üsttencilik şeyi gelişti. Onu fark ettim demişti. Onu hiç unutmam ben. Başka bir konu tabii, uzun bir mesele bu da. Ama filmleriyle beraber işte feodal bir kahramana dönüştü Yılmaz Güney. Ve giderek onu oynamaya başladı. Çünkü bir imaj oluşturuyor. 65'ten sonra mı? Tabii yani zaten yani ideolojik olarak zaten hazır geldi Yılmaz Güney. Evet olabilir. Çünkü Yeşilçam'a bulaşmadan önce, o filmleri çekmeden önce hikayeler falan yazıyordu.
Hatta bir hikayesi yüzünden hapis yattı 1,5 sene kadar. Yani filmleriyle bir defa bir imaj oluşturdu. Giderek o imajı yaşamaya başladı. Efsane oldu. Tabii. Yani hatta o imajı yaşamadığın zaman seni yadırgıyorlardı. Ayşe ablanın anlattığı bu. Ya sinematekte tabii ki biraz da bir solculuk eklendi. Avrupa solu. O şeyin üzerine, o efsanenin, o imajın üzerine bir solculuk eklendi. Giderek onu yaşamaya başladı. O bu Kemal Sunal'ın ikinci dönemi dediği işte Ahmet abinin. Ve hatta 80'lere 90'lara kadar tabii. da uzatabiliriz değil mi abi tabii, tabii. bu dönemi? İşte o Fransız, Avrupa sineması etkisinin yükseldiği o dönem aslında sinemayla, Türk sinemasıyla toplumun da bağlarının koptuğu dönem aynı zamanda. Evet. Yani o Yeşilçam Doğru. filmlerinin yani belki ucuz, hızlı yapılmış filmler falan diyoruz çoğuna ama toplumda net karşılığı var. O gün ve bugün hala karşılığı var. Oradan hani alanım değil, hani çok bildiğim şeyler değil ama üstün körü biraz da söylüyorum, affetsin beni izleyiciler. Orada bir galiba 10-20 yıllık neredeyse belki daha fazla bir kesinti var. O tırnak içinde sanat sinemasına yöneldiğinde Türk sineması. O şeyde sanırım yine Yavuz Turgul'la Eşkıya'yla yeniden nasıl diyeyim o çember Eşkıya'yla kırılıyor. Kırıldı doğru. Ondan sonra yeniden artık sinemanın ikinci yükselişi falan doğru, diyorlardı doğru. o zamanlar. Eşkıya şeydir doğru milat. Evet, doğru. Şimdi bir Dede Korkut meselemiz var, ona geçeceğiz. Fakat arkadaşlar o şeyi koyabilirler mi acaba Dede Korkut'la ilgili? Biraz Dede Korkut dinlesek, onun üstüne biraz konuşsak mümkün mü acaba? Bu böyle gidiyor tabii. Tabii tabii Dede uzunca Korkut, bu. Biraz sevgili İsmail'in kulakları çınlasın. İsmail Kılıç Arslan'ın sesinden dinledik, o okudu, okuyor. Biraz dilinin, müziğini dinleyelim istedim. Yani çok evet. fazla bir şey anlaşılmıyor olabilir, normaldir. Fakat Dede Korkut'un orijinal dilini biraz duyalım istedim. Evet. Bu tabii çok enteresan, uzun bir zaman sonra yeni bir nüsha bulundu. Nerede bulundu? İran taraflarında Türkistan nüshası deniyor. Tam şehri hatırlayamadım ama. Önemli değil şehri ama evet. ne zaman bulundu Aykut? Yeni mi bir bulundu? Yıl olmadı evet çok yeni abi. Nasıl bulunuyor ya öyle? Ve yani orada bir araştırmacı bir nüsha eline geçiyor. Bizde de Metin Profesör Doktor Metin Ekici hoca nüshayı yayına hazırladı ve bu okuduğu İsmail Kılıç Arslan'ın okuduğu bu nüsha bu yeni boy Salurkalar'ın ejderhayı öldürdüğü boyu. Bu boy Ötüken Yayınları'ndan da kitaplaştı hızlıca hemen çok da iyi oldu. Bugünlerde bir hafta ya oldu ya olmadı. Ötüken Yayınları'ndan bu yeni hali, 13. boyunda olduğu bu yeni hali kitaplaştı. Aslında yani eskilerde ilave olundu, edildi. Evet, evet. Ya bu, şimdi ben metni Milli Folklor'da dergide yayınlandı ilk kitap çıkmadan önce bu 13, İsmail Kılıç Arslan'ın okuduğu bu metin. Dede Korkut hikayelerinin o atmosfer tabii elbette. Ondan bahsedeceğim ama ondan önce şeyi de söylemiş olayım. Bir de Necati Demir Hoca, yine Oğuz Nameler çalışan, Türk masallarını çalışan Necati Demir Hoca, sosyal medyadan okudum. Onun oradan duyduğumu söyleyeyim. O rivayeti aktarmış olayım. Farklı Oğuz Nameler'de 7 Dede Korkut hikayesi boyu daha bulduğunu ve o da onu yayına hazırladığını söyledi. Bu da bir güzel haber. Tabii. Bu 13. boydan sonra. Elbette ben bir okur olarak görüşlerimi söyleyeceğim. Bununla ilgili gerekli araştırmaları akademisyenler yapmaya başlayacaktır. Bu 13. boy ilk defa tabii benim bir Dede Korkut hikayesinde bir ejderhanın ortaya çıktığı bir boy olduğu için özellikle ilgimi çekiyor. Hemen merakla okudum. Bizim anlatıcı uzak doğuyla ilgimizi mi şey yapıyor ejderha? Ejderha aslında bizim için de çok
bizde de bizim anlatılarımızda da masallarımızın baş karakterlerinin biri. Baş karakteri. Hatta bu anlatıda, bu hikayede, bu boyda da sanırım öyle yorumlayabiliriz. Bu boyda da olduğu gibi bizde nefsi biraz da genelde hep temsil eder. Çok semboliktir ejderhanın karşılığı bizim anlatım, bizim hikayelerimizde. Burada da biraz öyle. İsterseniz bilmeyenler için bir kısaca hikayeden ana hatlarıyla bahsedeyim. Çok iyi olur. Salur Kazan'ın dilinden başlıyor. Salur Kazan anlatıyor bize hikayeyi. İşte beyleriyle, ordusuyla avlamaya çıkıyor. Öncesinde yine bir şey var ama düşman geliyor, haberi geliyor vesaire vesaire. Tam burada da dinlediğimiz bölümde 10 bin düşman geldi, umursamadım diyor. 20 bin düşman geldi, umursamadım. Iyi. 100 bine kadar ciddiye almıyor. 100 bin düşman haberi gelince tamam o zaman hadi kalkalım diyor. Bu nümayişten sonra diyeyim av avlamak için ordusunu, beylerini gönderiyor. Ben diyor ava çıkacağım. Uzun bir süre av peşinde koşuyor fakat karşısına dişe dokunur bir av çıkmıyor. Allah'a yalvarıyor ki bir av çıksın. Rezil olmayayım. Eli boş geldi demesinler, rezil olmayayım Oğuz'a diyor. Uzakta o dua eder etmez uzakta böyle yedi yerden ateş yükseliyor. Yedi yerden dumanlar yükseliyor. Oraya doğru yaklaşıyor ve fark ediyor ki biraz daha yaklaşınca bir ejderha. Yedi başlı bir ejderha. Bu arada arkada Salur Kazan'ın ava çıktığı haberi gelince Lala diyor hikayede karakterin adı Lala. Lala'sı, hocası yardıma gideyim diye peşinden gidiyor. Ejderhanın önünde buluşuyorlar. Orada çok güzel bir şey var. Salur Kazan soruyor bu ejderhaya ne yapalım? Yani yanından geçip gidelim mi, savaşalım mı? Yedi başlı devasa bir ejderha. Lala kendi kendine şey diyor. Şimdi bu Salur Kazan yiğit adam. Ben buna yanından geçelim dersem bana kızar. En iyisi savaş diyeyim diyor. Salur Kazan'a tabiri caizse veriyor gazı. Diyor ki ya sen yiğit adamsın. Koçaksın, mertsin. Bu nedir bu diyor. Yılancık diyor bir tane. Bir yılan. Bunu sen alt edersin. Salur Kazan da pekala o zaman diyor. Savaşmaya karar veriyor. Fakat ejderha uyuyor o sırada. Diyor ki uyuyan düşmana kılıç sallamak bize yakışmaz. Önce şunu bir uyandırayım diyor. Bir ok atıyor, uyandırıyor ejderhayı. Uyandıktan sonra ejderha işte ejderhayla savaşa başlıyorlar. Ejderha ateş atıyor, nefsesini çekiyor filan. O ara arada bir yerde, bu benim en dikkatimi çeken yerleri atlamamaya çalışıyorum. Arada bir yerde mücadele sırasında Salur Kazan'ın bir gözü buğulanıyor, nemleniyor. Salur Kazan gözüne hitap ediyor bu sefer. Gözüne kızıyor. Diyor ki sen düşmanın karşısında işte adam boyu gürzün karşısında sulanmadın da şu yılanın karşısında mı sulandın? Diyor. Hançerini çıkarıyor gözünü oyacak. Seni mere göz diyor. Meret göz. Seni oyayım da gör diyor. Fakat o sırada yine aklına bir şey geliyor. Şimdi diyor ben gözümü oyarsam tam Türklük karakteri bu abi. Şimdi ben gözümü oyarsam diyor. Oğuz da derler ki bu ejderhadan korktu. Savaşmayayım diye gözünü oydu, kaçtı derler. Gözümü oymayayım şu ejderhayla bir savaşayım biraz diyor. Ejderhayla savaşıyor, ejderhayı yeniyor. Nefsi temsil meselesine geleyim. Bu benim kişisel yorumum. Ejderhayı yendiği haberi Oğuz'a gidiyor. Oğuz önce sevinçle karşılaşıyor, karşılıyor haberi. Daha sonra boyun ileri gelenleri diyor ki, derler ki Salur Kazan ejderha olmuş. Gerçekten ejderha olduysa şunu bir karşılayalım da hiç sokmayalım buraya, savaşa tutuşalım. Daha sonra karşılıyorlar, ejderha olmadığını ispatlıyor Salur Kazan onlara. Ondan sonra bir araya geliyorlar. Burada benim görebildiğim, anlayabildiğim... Bu hikaye bu kadar mı? Hikaye en kaba hatlarıyla bu elbette kayıp atladığım müsa. Şeyler. Kayıp müsa bu, evet. En kaba hatlarıyla bu.
Bu nefs meselesine bağlayayım kayıp belki müsa olduğunu biz bulunduktan sonra mı anlıyoruz? Tabii evet. Tabii daha yani şöyle, bir tane bilmiyoruz. Kayıp müsa yok benim anladığım abi. Yani bir sürü müsa var. Biz bir müsa bulduk. Tamam. Yeni bir müsa bulduk. Evet, yeni bir müsa bulduk. Bulundu. Kaç yıl sonra acaba? Yani Vatikan ve Dresden müsaları var bilinen. Onlar ne zaman bulundu bilmiyorum. Orijinalleri ama, Vatikan'da ve Dresden'de. Evet, orijinalleri orada ama yani bu Vatikan ve Dresden müsalarının sözlü kültürden yazılı kültüre geçişi galiba şey Osmanlı'dan sonra öyle bunu mi? Nereden anlıyoruz? Latin bana, harfleriyle değil. Yok, hayır hayır. metnin içinde hanlık kayıya yaraşır diye tamam. Çok siyasi de denilebilecek. Evet. Burada gördüğü gibi üzerimize düşen ödevi yaptık. Mehmet Hakan bana görev verdi. Bunu söyle mutlaka diye. Onun yorumu biraz farklı gerçi ama bir tarafıyla siyasi de denebilecek bir şey var. Hikayenin içinde hanlık kayıya yaraşır diye hikayeci anlatıyor. Siyasi. Dede Korkut'a söyletiyor. Buradan anlıyoruz ki Osmanlı'dan sonra söylenen, anlatılan, Osmanlı döneminde ya da söylenen, anlatılan hikayeler. Bunlar bir zaman yazılıya geçilmiş. Osmanlı zamanlarında yazıya geçmiş. Yazıya geçilmiş. Yani, evet. Tam tarihini bilmiyorum efsane ama. Efsane siyasete müdahale etmiş orada. Yani bu kişisel tamam. Bir yorum tabii. Hani, ama bu o cümle o şekilde mi var metinde? Evet, hanlık kayıya yaraşır hanlık diye kayıya bir yaraşır. Şey var. Şey Hakan yine söyleyeyim. Bunu Hakan nasıl yorumluyor? Çok konuşamadık ama o şey diyor Osmanlı'dan önce de bu vardı. Hanlık kayıya yaraşır ifadesi Sizce. Vardı diyor yanlış. Öyle mi diyorsun Hakan? Ben arkamı dönmeyeyim tamam. Şimdi öyle diyor galiba. Bu böyle buna yorumunuz ne bilmiyorum ama bu nefis meselesinde isterseniz. Tabii o nefis meselesini nereden yani, çıkarıyorsun nasıl bağlıyorsun? Şöyle hani daha ben nefis meselesi benim yorumum yani. Niye ejderha olmuş deniyor? Ejderhayı yendiğinde niye ejderha olmuş deniyor Salur Kazan için? Salur Kazan vatanına, yurduna doğru geliyor. Yurdunda bir hareket, yurtta bir hareketlenme oluyor Oğuz boyunda. Salur Kazan ejderhayı yenmiş geliyor. Salur Kazan ejderha olmuş. yani kibirlenmiş, kibirlendi Elaniyet, mi acaba? Kibir. Ejderhayı yendiği için kibirlendi mi? Ejderha mı oldu acaba diye? Dediğim gibi bu benim yorumum. Hani siz ne dersiniz? Size de öyle mi geliyor? En azından benim anlattığım kadarıyla. Ben, yani ejderhayı alt ettiyse yaptığı şey büyük bir iş. Evet. Büyük bir iş başardı. İşte nefsine yenik düştü. Belki de sağa sola hava attı bilmiyorum yani. Evet. Bu tür yorumların oluşmasına yol açtı. Ejderhanın derisinden kendisine zırh yapıyor. Mesela bu da bir belki şey olabilir. Hmm. O dediğin gibi hava atma tabi belki o yüzden midir bilmiyorum ama hani böbürlenme olabilir. Hani avıyla gurur duyma belki olabilir. Biliyorsunuz bu tür şeyler o halkların, o kültürlerin psikanalizi için tırnak içinde söylenebilirse eğer kullanılıyor. Hı hı. Halkların, o insanların, o kültürün nasıl bir zihinsel background olduğunu çözümlemekte kullanılıyor böyle şeyler, veriler. Halihazırdaki o bildiğimiz o Dede Korkut hikayeleri ile ilgili yapılmış Türkçe'de var. Mesela çok iyi bir çalışma var. Bilgin Saydam, Deli Dumrul'un bilinci diye. Şöyle diyor hani başka bir sürü o işi psikanalize doğru da çekiyor. Ama benim en temelde söylediği şey şu. Çıkış noktası hepimiz için çok ilham verici. Dede Korkut hikayeleri tam o Türk-İslam kültürünü, Türklerin İslam'a geçiş döneminin hikayesidir. Olabilir. Biz eğer buradan ejderha, bir sürü veri toplayabiliriz bu hikayelerden diyor. O toplumun karakteriyle ilgili. Tabii ejderhaya nefis diyeceksek tabii ki İslam kültürüne geçişi temsil ediyor. Ama İslam kültürüne geçmeden önce de galebe çalanın gururu ne durumdadır acaba ona da bakmak lazım. Türklerde İslam'dan önce. Yani bir komutan muzaffer olduğunda bu nasıl değerlendirilir, nasıl karşılanır? Mutlaka bir paye veriliyor ona. Tahmini bir şey söyleyeyim. Türk töresinin de hoş karşılamadığı bir şeydir bu. Evet, yani eğer öyleyse... Muhtemelen öyledir. Tabii bu Türklerin İslam'a geçişini de kolaylaştıran şeylerden bir birisi olmuş oluyor o zaman. Tabii. Bu şey üzerinde. Yani ortaklıklar o kadar fazladır ki. Evet. Bu geçiş kolaylaşmıştır.
Olan mümkün. Ne diyecektim? Dili nasıl? Dede Korkut'un bu dili. Yani bütün aslında Dede Korkut'un dili, önceki Dede Korkut, yani daha önce okuduğumuz Dede Korkut hikayeleri gibi çok güçlü bir dil. Ben bir kere bunu çok şeyden, şey kelime ekonomisi var, müthiş. Ekonomi mi, zenginlik mi? Şöyle, kelime ekonomisi anlam zenginliği. Kelime ekonomisi şundan da olabilir. Bu sözlü kültürün, yani tabii, sözlü anlatılan rafine, hikayelerde rafine çok tekrar olur. Evet. Çünkü rafine. Niye? Yok, o tekrar anlamında demiyorum. O tekrar zaten şiirsel bir tekrar. O hem o şiirselliği şey sağlar, hem de şeydir bu temelde. Yani yazıya geçirilmiyor. Hı hı, hı. Kayıtta kalabilmek için, hangi hayatını zarfla uzun, saklayacak tabii. Tabii, uzun ömürlü olabilmek için ritim lazım. Şeyi hafızalar. Kalması gereken yer hafızalar. O yüzden ritimli olması lazım. Tabii. Çok tekrar olması lazım. Mesela kahramanların dinleyicinin aklında kalması için hepsinin lakabı olur. Tabii. Hem bütün kültürlerin anlatılarında. Tabii. İşte tez ayaklı Aşil filan mesela işte. Keloğlan. Keloğlan veya işte bilmem ne bilmem ne Kara Dündar gibi gibi. Çünkü lakaplar aklımızda kalır tabii bizim. Ki. İsimler tabii değil de ki. Lakaplar daha aklımızda kalır. Bu sözlü kültür anlatılarının bir şeyidir. Belki o kelime ekonomisi gibi görünmüş olabilir. Şu anlamda tamam söylüyorum. Akıp giden bir şey. Şiirsel bir akış var. Fazla kelime yok anlatımda. Düz bir metin değil kesinlikle. Evet. Titreşimi güçlü bir dil. Benim hep şey ilgimi çekmiştir abi. Yani Dede Korkut hikayelerini okuduğumda ciddi ciddi böyle. Hani daha tahlil ederek kendimce en azından. Bu ben Yozgatlıyım. Benim için geçerli ama herhalde bütün Anadolu için geçerlidir. Babaannemin, dedemin sesini, onun kelimelerini yakalıyorum. Onun ya bir sözcük var, niye kullandığını bilmiyorum dedemin diyelim. Ama bakıyorum ta hikayelerde bile var. Dede Korkut hikayelerinde geçiyor. Çok aynı şeyi ben de çok hissederim. Dede Korkut'u okumadım. Hı hı. Fakat rahmetli babaannemin, ninemin kullandığı kelimeleri sonradan izini bulmuşluğum olmuştur. Bunlardan birisi dalda mesela. Dalda, rahmetli ninem dalda derdi eve. Dalda. Tabii. Hı. Evimize dalda derdi. Sonra bunun dulda olduğunu. Dulda. Evet. Ya, Türkçesinde. Bak dulda'yı siz biliyorsunuz. Çağatayca'nın ağırlığı nedir Dede Korkut'un lisanında, dilinde var mı? Yok. Bilmiyorum abi. Yok. Bilmiyorum. Yani şöyle, şimdi benim çocukluğum ve ilk gençliğim Malatya'da geçti. Bazı kelimeler, mesela TDK'dan önce bazı kelimeleri biz gündelik hayat içinde kullanıyorduk. Hı hı. Ayakçak gibi mesela, ayakçak. Merdiven demezdik de ayakçak derdik. İlk defa duydum. İşte çöplük demezdik, zibillik derdik. Ha, zibillik biz de derdik mesela. İşte viraj demezdik, döngü derdik. Şimdi bazı kelimelere ben Dede Korkut hikayelerinde de rastladım. Hı hı. Yani benim az önce bahsettiğim kelimeler Çağatayca kökenli kelimeler. Büyük bir ihtimalle. Yani gündelik hayat içinde konuştuğumuz Türkçe. Yani belki de değil, tam bilmiyorum, emin değilim. Bir de şeyi söyleyeceğim. Tabii ben de Dede Korkut'u çok geç okudum. Çok çok geç okudum. Çünkü Dede Korkut benim travmalarımdan biri. Niye? Ben şöyle, hala okumadım gerçi. Tedrisat'ın dayattığı bir şey olduğu için. Diyelim evet ki. Öyle bir antipatik bir tarafı var. Bir tabii hikaye olduğu için, bir masal olduğu için ya da şey de olmuş olabilir, yani ters tepmiş olabilir. Ben de böyle ters tepen çok sayıda yazar var. Nurlu Ataş mesela. Ben de aynı şey. Nurlu Ataş'ı sevmezdim, okumazdım. İkincisi, ben de Said Ömer Seyfettin bile öyleydi. Ömer Seyfettin. Çok zor okumaya var. Aynı şekilde. Profesyonel bir okumayla çok okumaya kurban başladım. Var öyle. Said Faik. Evet, Said evet. Faik. Çok kurban var öyle. Mesela Behçet Necatigil. Behçet Necatigil. Aynen öyle. Evet. Bulunabilecek en kötü şiiriyle ders kitaplarında yer alırdı. Ve bunlar bize buyurulurdu, bu isimler. Ben Nurullah Ataç'ı 40 yaşımdan sonra keşfettim. 40 yaşımdan sonra. Ben o kitaplardaki ki bütün yazı ve şiirleri o kitapların kapakları gibi zihnimde kaldı. Tabii. Mat
Hiçbir çekiciliği olmayan, olup bitmiş ve gereksiz bir ayrıntı. Zihnimde hep öyle kaldı hakikaten. Yani yıllar sonra, 40 yaşından sonra baktık ya, Nurullah Ataç çok iyi bir deneme yazarı. Çok iyi bir yazar. Evet. Eleştirmenliği tartışılabilir. Ama çok çok iyi bir yazar. Sait Faik'i anlatmaya gerek yok zaten. Tabii ki. Behçet Necatigil hakeza. Yani Behçet Necatigil de biz, yani bizim kuşak, ya ben kendim için konuşayım. İşte bir takım başarılı çevirilerinden sonra dedik ki ulan bu Behçet Necatigil kimmiş, ne yazmış, ne yapmış bakalım. Bile yazdı diye bir deneme kitabı çıkmıştı. İşte 30 yaşımı geçmiştim ben. Bile yazdı diye okuduğumda gördüm ki Behçet Necatigil muhteşem bir yazar, büyük bir yazarmış. Yani Rilke mütercimi. Tanzimat Rilke döneminde yaşıyor olsaydık öyle ana bilirdik. Evet, Rilke mütercimi, Behçet Necatigil. Bir sürü başarılı şey mütercimi. Dede Korkut da bunlardan biri oldu. Dede Korkut da bunlardan biri oldu. Yani hala o şeye peki, götürür beni. Yani o benim hepimiz için geçerli belli ki. Sebebi mesela bunu bizim, yani daha doğrusu çocuğun, öğrencinin ders kitabında gördüğünde zihninde sıkıcı şeyler klasörüne koyması mı? Tabii. Bir kere o mat, çirkin kitap kapağının içinde o. Ama o kitabın, o kapağın içinde olmasının, o yaşta, olması bir hata mı peki? Tabii ki o yaşta o kapakla çocukların önüne kitap koymayacaksın. Ama şimdi ne koyacaklar? Nasıl bilmiyorum. Yani devlet ne koyacak? Hayır, biraz ya daha özenli bir kitap kapağı olabilir yani. Ha, kapaktan dolayı mı diyorsun? Tabii. Ama kapak sadece yeterli kapak değil ki. Şöyle, ben biraz görsel hafıza sahibiyim. Normal hafızam çok zayıftır ama görsel hafızam çok güçlüdür. O kapakların içindeki yazar, şair bilmem ne falan diye kodluyordum zihnimde. Demek ki öyle olmuş. Sonradan hakikaten hiç tarafına bakmadım hiçbirini. Tabii. Ama diyelim milli eğitimde ne koyacak? Yani devlet bu dilin krizi diye bir şey var ya. Önemli yazarlarının metinlerini koymayacak da ne koyacak? Koyacak da onu... Mesele o değil. Mesele onu şeyde değil. Mesele onu Nihat Sami Banarlı'nın kitaplarını okurduk biz. Nihat Sami Banarlı'nın. Nihat Sami Banarlı tamam divan edebiyatına hakim bir öğretmen, hoca neyse. Bu konuda başarılı Türkçenin sırları. Eserleri var, yazıları var. Eyvallah ona bir şey demiyorum ama Nihat Sami Banarlı bana Sait Faik'i anlatamaz, öğretemez. Anlatabiliyor muyum? Sevdiremez. Behçet Necatigil'i sevdiremez çünkü bilmez. Behçet Necatigil'i bilmez. Ama o ders kitaplarında, Nihat Sami imzalı ders kitaplarında işte bu yazarlardan parçalar vardı. Yani biraz takdimle ilgili de bir şey var. Tamam, o zaman iki şey var. Hani sadece öğrenci olmakla alakalı değil. Hani öğrencinin okulda anlatılan şeylerden sıkılıyor olmasından başka anlatımın da sunuşun da şey hatırlıyor musun? Üzerine Ölü düşünülmesi Ozanlar, lazım. Ölü Ozanlar Derneği filmi. Evet. Ne hatırlıyorsun? Tabii. Evet. O filmde edebiyat öğretmeninin başardığı şeyi başaramadığı için bence Robin Williams'tı değil mi? Evet, Robin Williams. O Robin Williams'ın oradaki Türkçe öğretmenin, edebiyat öğretmeninin başardığı şeyi, öğrenciler üzerindeki etkisi ve onları dönüştürme başarısını başaramadığı için Türkiye'de milli eğitim edebiyatı sevmeyen bir milletiz biz. Peki oradaki o edebiyat anlatımı, oradaki o edebiyat öğretmeni herhangi bir eğitim sisteminde kabul edilebilir bir öğretmen imajı mı, profili mi? Şöyle, Milli Eğitim Bakanlığı hiç karışmaz. Adamın kendi çabasına öyle bir Türkçe öğretmeni, mesela ben sana bir şey söyleyeyim. Ortaokuldaki Türkçe öğretmeninizi hatırlıyor musunuz? Tabii. Ya da edebiyat öğretmeniniz? Sen hatırlıyor musun Aykut? Ortaokulda hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Ben hatırlıyorum. Yaşıyorsa kulaklar çınlasın. Ayşen Eler. İsmini hiç unutmuyorum. Hiç unutmuyorum. Çünkü ortaokulda beni işte şiir yarışmasıdır, şudur budur şey yapan. Teşvik eden. Teşvik eden. Hocam öğretmenim de Ayşen Eler. Hiçbir daha görmedim. Uzun yıllar oldu ama ismini hiç unutmuyorum ve bende çok güçlü bir izi var. Şunu demek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı Ayşen Eler öğretmene, hocaya şey dememiştir. Sen böyle yapacaksın, böyle öğreteceksin, böyle anlatacaksın öyle bir şey. Kendi çabası, kendi aşkı o. Kendi muhabbeti evet, öğrenciyle. Ben de onu diyorum işte. Hani bu bir kurallarla şu eğitim modeline geçiyoruz
demelerle olacak, olacak değil. Şey ben de değil, onu hayır, diyecektim tabii zaten. Ki, olacak yani, şey değil. Bu iyi öğretmenler yetiştirmekle. Kesinlikle mümkün. Öyle. Mesela Sait Faik, Ömer Seyfettin'i gerçekten seven öğretmenler. Tabii ki. Var böyle öğretmenler elbette. Yoksa o yetiştirmekle mümkün. Didinir. Tabii. Mesela Cumhuriyet'in ilk yıllarında öğretmenlerin maaşı yüksekti. Maaşı yüksekti. Hı-hı. Kolayca ev alabilir durumdalardı. O tabii emlak şeyiyle apayrı bir şey. Yani ev ucuzdu. Şu 15 altın maaş alıyorlardı. Ama, ha. Yani büyük, iyi parayı bilmiyordum ben ama 15 altın. Yüksek aldıklarını biliyorum. Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Şu endoktrinasyon derdi var. Şu var, bu var. Eyvallah ama neyse ne yani. Ama altın değil. Bugünün değeriyle altın değil. O zamanki şeyi nedir bilmiyorum. Hmm. 15 altın olarak kalmış aklımda. Kalmış. Ben de iyi maaş aldıkları kalmış aklımda diye okumuştum. İşte Cumhuriyet'in şeyi endoktrinasyon olacak, şu olacak. Cumhuriyet anlatılacak halka. Dolayısıyla hı-hı, öğretmen hem kutsal, hem önemli, hem iyi, hem prestijli, hem de maddi durumu da iyi olacak. Bunu böyle tutmuş Cumhuriyet. Tamam eyvallah. Fakat şunu görüyoruz. Cumhuriyet'in ilkokuldan itibaren eğittiği çocuklar hemen sonraki kuşağı oluşturuyor ya. Ne kadar ciddi insanlar. Ne kadar az zamanda çok eğitim almışlar. Ne kadar eğitimliler. Ne kadar kalifiye insanlar çoğu. Diyeceksin ki kafa yapılarında şey var ama. Bir darlık var, bir şu var, bu olabilir, o bizi ilgilendirmiyor. Ama kalite var gerçekten de. Şimdi bu şeyde ondan sonra bir sürü gitler var, geller var, şu var, bu var. Ben en son şimdiki Milli Eğitim Bakanımızı gördüm. Diyor ki mesela çocuklarla göz teması kurun. Milli Eğitim Bakanı olur olmaz. Başka bir şey de aklımda kalmadı. Sadece bunu hatırlıyorum. Ne güzel bir şey dedim. Şu ana kadar hiçbir Milli Eğitim Bakanı bunu söylemedi. Çocuklarla tamam ders müfredat olur. O zaten ilerler bir taraftan ama çocuklarla muhabbet kurun, muhabbet geliştirin, göz teması kurun diye bir şeyden bahsetti yanlış hatırlamıyorsam şimdiki Milli Eğitim Bakanı. İşte bu yani göz teması kurduğunda usta çırak ilişkisi başlar. Yoksa profesyonel bir şey olur. Ben şimdiki üniversiteler için bilgi girişimcileri diyorum yani. Orada bir şey yok. Eğitim yok. Öğrenim belki olabilir ama eğitim hiç yok. Bir bilgi girişimcisi gibi yani. Çocuk da biliyor. Bir bilgi girişimcisinden hizmet satın alıyor. Efendim o da hizmet sattığının farkında falan. Orada ne olacak ki? Ömer Seyfettin nasıl şey yapacak, sevecek? Sokakta denk gelirse birisiyle tanışacak. Bir dergiyle tanışacak. İşte senin dergin. Hı hı. Ondan sonra başka bir şeyle denk gelecek. Öyle edebiyatı sevecek. Öyle değil mi Ahmet tabii, abi? Tabii, yoksa doğru. Türkiye'de milli eğitim edebiyatı sevdiren bir şey, unsur, olmadı. Odak hiçbir zaman olmamıştır. Tabii. Zaten bu program başında konuştuğumuz orta oyunu, geleneksel Türk tiyatrosunun hı-hı, Türk örgün eğitim kurumlarından dışlanması kadar büyük bir fecaattır bu. Türk milli eğitiminin, marifin ki ilk milli eğitim bakanlarımızdan birisi Allah rahmet eylesin Hasan Ali Yücel, edebiyat konusunda Türkiye'deki en büyük hamlelerden birisini yapan bir insan biliyorsunuz. O çeviri. Çeviri şey, tercüme faaliyeti evet. Fakat onun dışında yok yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye'nin bu konuda kalifikasyonuna bir şeyi hatırı sayılır bir katkısı yok bence. Doğru doğru. Ben öyle yani düşünüyorum. Ben de hatırlıyorum. İşte ben edebiyata yöneldiysem okul dışıdır bu. Büyük ölçüde yok yok. Ortaokuldaki Türkçe hocamıza. Ya, yani şahsi çabasıdır öğretmenin o. Müfredat değildir ama gene de o. Türkçe hocamıza borçluyum. Yoksa okulun verdiği, hele ders kitaplarının verdiği bir şey yok. Üstelik edebiyattan caydırmak için o seçilen parçalar ya da o konunun işleniş biçimi, ele alınış biçimi. İşte ne öğrendiysek edebiyat adına okullar bittikten sonra, işte iş güç sahibi olmaya başladıktan sonra kendi çabamızda, kendi okumalarımızda öğrendik ya da işte edebiyatı sevdiysek sevdik. Böyle oldu. Herkes de böyle olur bu. Evet ama ya hep kafamın bir tarafında Rusya var tabii yani. Anladığımız kadarıyla, okuduğumuz kadarıyla gidip incelemedim tabii onların şeyini ama çok şey var. İnsan gerçekten gıpta ediyor, heves ediyor yani. Nitelikli okur var, nitelikli müze ziyaretçisi var. Efendim ne bileyim nitelikli entelektüel var, nitelikli siyasetçi var mı bilmiyorum. Ama bunlar var yani hakikaten. Avrupa'da zaten var. Mesela şimdi bugünlerde hani bir kadıncağız bir kitap yazmış.
malum. Herkes nasıl 40 bin sattı filan onu konuşuyor filan. Valla bilmiyorum Fransa'da böyle bir şey olabiliyor mu? Olabilir, şöyle olabilir. Orada şezlong kitapları ayrıdır. Tabii. Ciddi edebiyat ayrıdır. Öyle, ama Türkiye'de biz biliyoruz ki yayın evleri bile bunu ayırmıyorlar. Yani ciddi edebiyat basan yayın evi şezlong edebiyatını, plaj edebiyatını şeyden ayırmıyor. Ayırmıyor. Ciddi edebiyattan. Doğru. Yani. Öyle değil mi yayın evi? Ayırmıyor, tabii, ayırmıyor. Yani Türkiye'de. Yani o ciddi okurun hani ortalamanın üstü, ortalama okur, iyi okur diyelim. Veya Eko'nun örnek okur dediği o biraz daha üstü ama iyi okurun herhangi bir, ya çok da fazla her yerde diyelim Avrupa ülkesinde de o oranın çok yüksek olduğunu sanmıyorum. Ben sanıyorum maalesef. Yine öyle. Hani senin gibi bir, herhangi bir müşahede etmişliğim yok ama sezgisel böyle baktığım, gördüklerimizi, okuduklarımız. Bu zaten az talep edilen bir şey edebiyat. Yok, değil değil. Değil. Geliyoruz Hakan, tamam, ara vereceğiz şimdi, bekle. Mesajını okuyamıyorum bu arada, oradan da söyleyebilirsin. Şimdi şöyle söyleyeyim sana Aykut, emin ol Paris'te yürürken insanların müzelerin önündeki sıradan, kiliseden çıkarken ki vücut dilinden, ne bileyim işte Café de Flore dedikleri o Saint Germain Caddesi var. Hani Sartre'lar, şunlar bunların oturduğu kafeler, mafeler filan. Oralardan geçerken bile birkaç gün geçirdiğinde şunu anlıyorsun. Bu toplum hakikaten okuyan bir toplum, rafine bir toplum, ciddi bir toplum. Ha ne kadar? Yani hepsi okuma... elbette değil. Ahalisi var tabii. Ahalisi tabii ki var. Fakat şöyle, mesela bir örnek vereyim. Tehlikeli bir örnek bu. Ama sağlaması yapılır. Ben mahcup olurum. Hiç önemli değil. Ama benim tahminim şöyle. Hep de veriyorum bu örneği. Türkiye'de en zor metnin okuru kaçtır mesela? Yani sıkarsan, suyunu sıkarsan ne kalır geriye? 300'dür en fazla. Vallahi ben biraz daha iyimser 2000. Ben de daha iyimserim. Sanki. Gibi yani mesela. En zor mesela metin. Mesela Ulu Cezi kaç kişi okumuştur Türkiye'de? 2000 okumuştur bence. Okumuştur. Yani daha fazla kişi de vardır. Virgilius'un ölümünü kaç kişi okumuştur? Neyi? Virgilius'un ölümü. Ya aşağı yukarı bu böyledir. 300'dür, abi. Fazla değildir. İnan ki 300'den fazla değildir. 300 ile 1000 arasında aslında şöyle, çok da bir fark Ahmet yok. Ama abi akademisyenler de var. Onları da şey yapalım. Onlar ya okuruz, bilmiyorum, saymak gerekir mi? Yani. Yani Ulize üzerinde çalıştıysa diyelim ki. O da bir akademisyen, 1000 kişi okumuştur. İşte onu, bir Galat-ı Meşhur'a dönüşen bir şey var en azından dergiciler arasında. Türkiye'de bir 5000 edebiyat dergici... Edebiyat dergisi takipçisi, evet, var. Onu zaten yarısı yazar, şair, evet, falan diye. Aynen. O 5000 üzerinden konuşabiliriz mesela, ha, okur derken. İşte benim de kafamdaki 2000 bu şeydir, sivil okur dergilerin şeyin dışında, yazar kadrosunun dışında. Diyelim ki 4000, 5000 falan. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela bu Fransa'da 10 katıdır en az diye düşünüyorum. 50.000'dir bu. Yani Türkiye'de 4000'se orada 40.000'dir, Türkiye'de 5000'se orada 50.000'dir diye tahmin ediyorum. Mesela sinema biletleri bize bir şey verebilir, bu konuda bir ipucu verebilir. 2 sene önce yanılmıyorsam Türkiye'de satılan toplam bilet ne kadar biliyor musunuz? Bir tahmininiz var mı? Yok. Satılan toplam bilet. Yani bir kişi sene içinde birden fazla bilet de alabilir. 65 milyon mu? Hayır. Salladım. Daha fazla. 95-100 civarı olması lazım. Fransa'da ne kadar bu? 400 milyona yakın mesela. Ki... Ki, i̇şte yani bu tek şöyle, yani bunun, Recep İvedik bu böyle demek ki çok Fransa'da okuyorlar. Tabii. Bu, yok, bu değil oradan yani. Oradan çıkarmıyorum, hayır. Hayır, hayır, hayır. Oradan çıkarmıyorum. Bambaşka sebepler. Mesela Frankfurt olabilir. Kitap Fuarı'na gittin. Değil mi? Bir filozof konuşuyor. Düşünür. Konuşuyor. Biz de şimdi İlber Ortaylı fenomenini ayrı tutalım ondan. Onun haricindekiler üzerinden düşünür. Bir filozof ne kadar şey olursa olsun, çetin meseleden. Mesela Umberto Eco'yu mu görmüştün Frankfurt Kitap Fuarı'nda? Yıllar önce. Eko ne kadar... buraya geldiğinde de tıklım tıklımdı. Buraya eyvallah, eyvallah ama birçok salon var. O salonların hepsi tıklım tıklım ve önde büyük sıralar var. Ve bunların çoğu genç. Belli ki liselerde bile ciddi edebiyat ve felsefe eğitimi alıyorlar bunlar. Hiç değilse nitelikli okur olmuşlar. Burada öyle bir lise kitlesi var mı? Hayır. Sanmıyorum. Hayır. Sanmıyorum. Yok yani. Yani buradaki lise kitlesinin hangi yazarların önünde kuyruk olduğunu biliyoruz. İşte onu edebiyattan tabii yok.
Hani sayıyı yükseltecek. Ya elbette fark vardır ama belki reklamlardan sonra devam ederiz abi. Edelim. Ama ben o kadar büyük farkların olduğunu düşünmüyorum. Yani büyük farkların olmasına gerek de yok gibi geliyor bana. Ben de bu işte, bir şey söyledim, ben de reklam arasında düşüneyim diye böyle söyledim. Sen düşün. Sen şey, Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına şey yapacağız seni. Şimdi bir ara vereceğiz. Benim seçtiğim bir şey var. Leylim Ley şarkısı. Bakalım sevecek misiniz? Başka birisi söylüyor ama onu. Zülfü Livaneli değil. Ha, reklam değil, ben yanlış anladım. Yo yo, şarkı dinleyeceğiz. Sonra şarkı bir ara tamam, vermiş olacağız. Tamam. Tekrar birlikte olacağız, burada olacak. Merhaba tekrar sevgili seyirciler. Bu akşam S-400... Ahmet abi sen gülemedin ama. Ben hazırım S-400, onu söyleyeyim. Tabii. Son yankılar, bu arada Washington'da Furkan Çalışkan arkadaşımız var. Ondan son bilgileri alacağız. Beyaz Saray'dan yansıyan son haberler ne durumda? Birleşik Devletler'in son kongre toplantısı kararı var galiba bu konuda. Furkan Çalışkan'a bağlanacağız birazdan. Sen de hazırlık bize söylüyorsun. Kavramların canını okudun. O kadar uzaksın ki tabii bu işlere. Ki. Tabii. Bir de uluslararası ilişkiler okudum. Evet. Üstelik. Senin yani, şeyi de var mıydı abi? Bir spiker haber sunma deneyim. Onu hatırlamıyoruz prensip bir olarak. Bir tecrübe var ama. Evet. Var mı böyle bir şey? Onu var ya, olmaz mı ya? Şu stüdyoda kırık bacakla. Bu ekranlarda yine. Mustafa abi kulakla çınlasın. İlle senden büyük anchorman yapacağız, bilmem ne yapacağız diye beni taciz et dur ya. 8 ay sürdü çile, çilemiz. Neyse ki şey oldu. Haber okudun yani sen, öyle mi? Hiç sorma, ne diyorsun? Allah Allah. Bir de şeye, neyse onu, televizyonun şey prestiji mi kırılır onu anlatsak. Pala pala, Ayhan pala. Ayhan'a bir yalvarıyordum. Ayhan şu haberler önemli değil, bunları artık okumayalım, erken gideyim ben falan diyordum. Tabii canım. Hiç bilmiyordum. Neyse şimdi. Yani o kadar iz bırakmamışsın ki. Tabii çok şükür yani. Ha, çok iyi olmuş, senin için iyi olmuş. Evet evet. Ya. Ne diyecektim? Ben şey diyecektim. Sen şu okur meselesini yani, iyimsersin sen. Israrla. Ya iyimserim ama asıl söylemek istediğim şey, ben biraz okurluk, okur yazarlık, okurluk meselesinin özellikle okuma oranları meselesinin biraz abartıldığını düşünüyorum. Hmm. Buna verilen önemin abartıldığını düşünüyorum. Yani işte Türkiye'de okuma oranları. Yani mesela bugün güzel de bir dosyası var. Belki vakit kalmasa hani böyle şu tanıt gösterme işini de yapayım. Sabit Fikir Dergisi'nin Temmuz sayısı da edebiyat, Wattpad ve ahlak diye bir konu var. Bu meseleler, Wattpad dolayısıyla bu meselelere de temas eden bölümler var. Ya mesela binlerce, belki yüz binlerce Wattpad okuru ve yazarı da var. Şimdi mesela bunun bizim anladığımız anlamda, bildiğimiz anlamda okurlukla ve yazarlıkla alakası var mı? Tabii ki yok. Bu mesela edebiyatla ilgili bir şey mi? Hayır, endüstri. Mesela her derginin, gazetelerin kültür sanat sayfalarının soruşturma yapacağı zaman ilk aklına gelen konulardan biridir doğal olarak. Wattpad hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir yazara hemen bunu sorarlar. Wattpad diye bir dalga var. Evet. Hatta oradan, orada yayınlanan yazıların, romanların, hikayelerin neyse çok popüler olanları yayın evleri kitaplaştırıyor da, matbu hale getiriyor ve fuarlarda önünde kuyruklar oluyor bu Wattpad yazarları. Hatta çocukların, gençlerin. Duyduğumuza göre başka editör çalıştırıyor maaşla yayın evleri. Hı-hı. O editörler o fenomenler adına kitap yazıyor, onların adıyla piyasaya sürüyor. Yani gölge yazarlığa benzer. Profesyonel yayın evlerinde de var bu dediğin şey. Evet, gölge yazarlık gibi bir şey var, oraya da uyguluyorlar evet onu. Şimdi bu sayıların, Türkçesini düzeltiyor filan mesela. Bu sayıların, bu çok okunmakların edebiyatla veya toplumu yok, olumlu anlamda okur saymakla bir alakası var mı? Veya bu, hatta bana göre, bana sorarsanız Wattpad'in edebiyatla öyle alakası yok ki. Yani Wattpad'de binlerce kişi okuyormuş. Bana ne, binlerce kişi de
çayı şekerli içiyor yani. O kadar alakasız toz şeker fiyatlarıyla. Wattpad, bu örneği daha önce de vermiştim, aynısını veriyorum özellikle. Wattpad okunma oranlarının benim için hiçbir şeyi yok, karşılığı yok. Yani birileri bir şey okuyor ve yazıyor diye bu edebiyat olmak zorunda değil gibi. Doğru tabii, gibisi fazla. Değil tabii, bence de değil. Bence de değil. Tam tersine zararı olabilir. Yani bu Wattpad mi deniyor? Wattpad üzerinden işte edebiyata biraz bulaşmış oluyor. Hadi oradan ciddi bir aşamaya geçebilir diye düşünebiliriz. Bir aşama olabilir belki diyebiliriz. Yani neden? Kelimelerle muhatap olduğu için mi? Ama hepimiz artık, herkes artık sosyal medya sayesinde kelimeler bir şeyler okuyor. Evet. Yani o okumadan ne farkı var? Hikayeyle muhatapsa, hikayeyle zaten hayatımızın her anında muhatabız. Hikayeler etrafımızı ya sarmış, sosyal, kuşatmış durumda. Şöyle bir tehlike yok mu Aykut? Sosyal medya dediğimiz bir vaka, bir olgu. Bu konvansiyonel medyayı öldürdü. Evet. Yani son tahlilde. Hı hı. İnsanlar dönüp işte klasik gazetelere, işte televizyon haberlerine filan bakmıyorlar. Yani burada da edebiyatı öldüren bir alan açılıyor olabilir mi? Sosyal medyada mı bu şeyde? İşte ha, Wattpad'de dediğin şey. Yani orası bir mecra olacaksa, diyelim ki edebiyat içinde bir mecra orası. Beğen ya da beğenme. Şöyle bir yanılgıya... Çok kötü ama Ahmet abi, çok kötü. Evet, ama şöyle bir yanılgıya sebep oluyor olabilir ve bu olumsuz bir etki sayılabilir. Öldürme hani belki çok iddialı olur ama eksiltme diyebiliriz. Okur sayısında bir eksiltme diyebiliriz. Edebiyat veya bir edebiyat okuduğunu varsayıyor diyelim, bir yeni yetme bir okur. Tabii. O kitabı eline aldığında edebiyat okuru olduğunu düşünüyor. O kitap onu bir yere taşır mı ama? Hayır, çeki düzen vermiyor yayınevi. Bence taşımaz. Çünkü satış düşüyor çeki düzen verirse. Öyle mi? Tabii ki. Yani iyi edebiyat hemen 200 binden 2000'e düşecek. İyi edebiyat olduğunda. Yani o kadar satmasının sebebi şey olması. Satmasının sebebi sosyal medyayla çok da bağlantılı. Büyük oranda teşhir. Evet. Kendi hikayelerini veya işte kendi hikayeleriymiş gibi kurgulanmış teşhir hikayeleri. Kendi hayatlarını teşhir ediyor orada gençler. Ötekinde de röntgenleme imkanı sunuyor. Sosyal medyada aynen öyle. Aynen, o yüzden tabii, çok bağlantılı. Tam yani ikisi de aynı zamanın ruhuna uygun aygıtlar diyeyim. Tabii, evet. Bence bu ikisini ayırmak lazım. Mesela ben bir şey söyleyeceğim ama Ahmet abinin biraz önce söylediği söz üzerinden söyleyeceğim. Dedi ki konvansiyonel medyayı öldürdü. Öldürdü tabii. Şimdi burada ben de aynı görüşteyim de burada birazcık durursak mesela şöyle bir şey aklıma geliyor benim. Geçen programlardan birisinde hayatı yaşıyoruz ama deneyimlemiyoruz diye bir yazarın bir şeyi vardı. Şimdi gazete, diyelim ki bir pazar kahvaltısındasın, hı hı, gazeteleri koydun ve kahvaltını da koydun, okuyorsun, yiyorsun, kahvaltını yapıyorsun filan. Şimdi orada hakikaten bir hayat tecrübe ediyorsun, hayatı deneyimliyorsun, bir ritüel o. Ya da akşam diyelim ki sevdiğin bir ana haber bültenini, sevdiğin, sürekli dinlediğin birisinden dinlemek için çayını kahveni koydun masaya ve açtın televizyonu, haber saati geldi, dinliyorsun. Şimdi bu hayatı deneyimlemek açısından ikisi aynı şey mi? Orada o haber sunucusunun vereceği bir haberi senin iki saat önceden Twitter'dan almış olabilirsin. Ama bir haberi almak sadece o haberden haberdar olmak mıdır? Yoksa aynı zamanda hayatı deneyimlemek midir? O bir saati, bir buçuk saati deneyimlemek midir? Bence ikincisi de vardır. Dolayısıyla konvansiyonel medyanın tamamen ölmesi imkansız. Şunun gibi, televizyonlar çıktığında sinema ölecek diye bir tartışma olmuş zamanında. Televizyon ölmek çıktı, sinema ölecek. Yani tabii. Ama bir ölmemiş. Yargı olur da. Tabii ölmemiş. Ama etkisini yitirdi. Tabii etkisini yitiriyor. Tabii ki etkisini yitiriyor. Çünkü sinema, televizyonun olmadığı ama sinemanın olduğu dönemlerde sinema filmlerinin arasına haberler konuyordu.
Tabii. Eskiden öyleydi. Çok ilginç bir şey. Yani film birinci yarısı... Görüntülü haberler. Görüntülü yani, haberler konuyordu. Hatta kim anlatıyordu? İsrail'le ilgili bir haberi sinema salonunda almış. İsrail'in bir şeyi. 48 Savaşı mıdır o? Hayır. Şimdi reklamlar var savaşı. Ama. Şimdi filmlerin arasında reklamlar var. Tamam, eyvallah. Ama şu var. Hala insanlar sinema salonuna gidip sinema filmi izliyorlar. Çünkü o hayatı bir deneyimlemek. Başka bir şey o artık. Bir filmi görmek değil o. O filmi alabilir, evinde de izleyebilir. Ama bu sefer karamsarım biraz. Demin iyimser dedim. Deneyimin öldüğü bir çağda yaşıyoruz ama. Haklısın. Deneyimin değersizleştiği bir çağda yaşıyoruz. Doğru, her kademede yani gündelik hayatta da işte bu tip işte çok sanatta haklısın. Vesaire doğru. De. Ben de oraya gelecektim zaten. Şu anlamda söyleyecektim. Şimdi Wattpad falan gibi şeyler, sosyal medya hatta. Şimdi Schopenhauer'un çok güzel bir lafı var. Diyor ki kötü yemek gibidir kötü okumak. Mideni bozar. Abur cubur doldurursan miden bozulur. Damak, hadi miden bozulmadı, damak tadın bozulur. Bozulur tabii. Yani. Uzun süre bir şeye baktığında gözlerini bozuyorsa o ışık, artık daha güzel bir ışığa bakmakta zorlanırsın gibi bir şey. Zevkin bozulur yani. Damak tadın bozulur. Şimdi teşhire dayalı ki mesela işte bugün, gene bugün gündem oldu yani. Bir şeyin, Şeyma Subaşı'nın kitabı ismini verelim. Neyse. Şimdi o da aynı şeye dayanıyor filan. Ona uzun süre baktığında gerçek edebiyatta seni götüren bir şey değil, gönderen bir şey değil o. Öyle bir nesne değil. Tam tersine ondan uzaklaştıran bir nesne. Tabii. Çünkü mideni bozuyor, çünkü damak tadını bozuyor. Pasa sebep oluyor. Tabii. Damak kulak tadını pası bozuyor. Da oradan geliyor. Aynen öyle. Tabii. Şimdi biz geçmişte diyorduk ki MTV diye bir şey vardı, hatırlar mısınız? MTV. Evet. MTV kuşağı diye bir şeyden bahsediyorduk. O zaman sosyal medya bu kadar revaçta değildi. O yüzden MTV üzerinden hep örnekler veriliyordu. Ve her defasında ne deniyordu? MTV kuşağı, MTV algısı. Ne demekti bu? Şu demekti. Hızla değişen sekanslar. O kadar hızlı değişiyor ki algı yoruluyor ve edilgen pozisyona geçiyor algı. Yani biz bir ekranın karşısında bir hikayeyi bitirmeden hemen öbürüne, bir imgeyi bitirmeden kesip hemen öbürüne geçme şeyini, ne demek lazım, mühendisliğinin sonucu olan bir şeyi izledikçe bizim zihnimiz de artık sabretmeyen bir zihne dönüşüyor. Hemen geçsin bu. Bunun, hemen geçsin, hemen geçsin, hemen geçsin. Şimdi MTV demode oldu diyelim ki. Sosyal medya var ama. Lütfen 140 karakterde anlattı tabii. Anlatacağını. Netflix lütfen, var ya. Netflix. Hemen sonuca bağla. Çabuk ol. Hikayenin sonucuna bağla. Şey... Ama deneyimin neredeyse kendisinden ibaret olan bir lezzet alanı olarak evet. Edebiyatı. Bu zihin durumu tabii ki dışlar. Evet. Ve Wattpad dediğin şey galiba oraya. Evet. O deneyim meselesi doğru. Mesela o galiba bu turist seyyah ayrımı Bauman'ın mıydı? Büyük ihtimal galiba, Bauman'ın galiba, şey yapıyor evet, o ayrımda. Evet. Eskiden diyor seyyahlar vardı. Şimdi o seyyahlar turistlere dönüştü. Evet. Anlatıyor işte turist ne yapar? Buradan gideceği yer bellidir gezmek için. Bugün Furkan'ın gittiği gibi. Benim başıma geldi, benim de başıma geldi. Nerede kalacağı bellidir, neyle gideceği bellidir. Ara yol yoktur mesela. Buradan, İstanbul'dan uçağa biner, işte Berlin'de iner. Evet. Ara yol, aradaki o deneyim hiç yoktur. Yoktur. Bir saat sonra, iki saat sonra iner. Daha gideceği şey otel var. Bellidir. Daha fenası, gezeceği yerler bellidir. Orası daha zaten turistler için hazırlanmıştır. Gezeceği yer bellidir, onun da fenası var. Dante'nin evinin önünde Floransa'da belli. Dante'nin evi orijinal duruyor. Dante'nin evinde mesela sen 20 dakika daha durup öyle o atmosferi deneyimlemek istediğinde buna izin yoktur. Çünkü otobüs kalkıyor. Tabii. Bir fotoğraf, sadece 6 dakika var. Turlar fotoğraf çekme süresi veriyorlar. 1 dakika, 5 dakika süremiz var hemen fotoğraflarınızı tabii. Çekin gidelim diyor akışkan. Mesela tur. Böyle hızlandırılmış turlar. Tabii akışkan. Çünkü deneyim de şeye ölen o deneyim... Ben geriye küçücük ve çok artık gölgesi onun, çok tabii. Zayıf gölgesi diyebileceğimiz bir ispat ihtiyacı i̇spat, kaldı. O da fotoğrafla, ispat, tabii, sosyal medyadan ispat. Fotoğrafını yayınlamakla mümkün. Ya şu kulaklar şunu duydu ya.
falan yere gidelim mi? Şeye, restorana. Ya gitmeyelim. Yani ya da paramız yok ya da vaktimiz yok. İkisinden biri. Çok iyi hatırlamıyorum ama bir iki sene önce olmasa. Ya en azından gidip bir şey verelim, döneriz diyor. Poz verelim. Fotoğraf çekelim. Yok yok, poz değil, hayır hayır. Konum. Konum. Ha, konum atalım. Gidelim, konum atalım, dönelim. Deneyim bu kadar. Evet. Artık oraya kadar inmiş yani deneyim. Bunun peki okurluğa geri dönersek, işte bu Google'da, internette bütün bu imkanlar iyi hoş elbette, hepimiz faydalanıyoruz. Ama şöyle bir şey de sebep oluyor. Yani ben eskiden diyelim herhangi bir konuyu merak ettiğimde onunla ilgili kitabı bulmam gerekiyordu. Kitaptan o bölümü tabii bulmam gerekiyordu. Belki bulamayıp başka kitap, o kitabı ararken başka bir deneyim hikayesine dönüşüyor. O kitabı ararken başka kitaplarla karşılaşıyordum. Başka yazarlarla, başka konularla. O kavramı bir hikayesi olduğu için aradığım o şeyi artık öğrenmeye daha çok yaklaşıyordum vesaire. Şimdi ama yazıyorum Google'a, çıkıyor karşıma. Sana dehşet bir şey söyleyeyim mi Aykut? Bu bilgi mi peki? Aykut, bu işte tam değil. Benim evde iki tane ansiklopedi var. Yani iki farklı ansiklopedi var. Bakmayalı belki 10 yılı geçmiştir. Tabii ki. Bakmıyoruz. Yani ansiklopediyi tabii, bir bilgi kaynağı olarak almışız. Hı-hı. Evlerimize koymuşuz. Ama bakmıyoruz. Çünkü aynısı telefonunda da var. Bilgisayarında tabii da var. Ama yani işte buradaki ne kadar güvenilir bir bilgi, yani onu test etme ya da ne bileyim onu yani süzme imkanın da yok. Güvenilirliği bile ikinci derece önemli abi. Deneyimlemek daha önemli. Bizi dönüştürdüğü şey tabii başka bir şey. Tabii. Size bir şey söyleyeyim. Yani o okurluk yeteneğimiz de azalıyor dolayısıyla. Aynen. Kesinlikle. Tabii. O macerandan ötüken Halk Kütüphanesi Ankara'da. Ben öğrenciyken o kütüphanede Ana Britannica ya da Temel Britannica hatırlamıyorum. Orada açıp Kızılderililer maddesini İngilizce okuduğumu, hatta sayfası bile gözümün önünde yani. Sol sayfa olacak yanılmıyorsam. İyi hatırlıyorum. İşte Mongolian ırklardan hı hı olduğunu, şeylerin, Kızılderililerin falan, onu hatırlıyorum. Ama mesela şeye merakım var, etimolojiye, kelime kökenlerine falan. Benzeri birçok madde karıştırmışımdır ondan sonra. Çoğu işte internetten falan. Çoğunu hatırlamıyorum. Ama o maddeyi, çünkü o şeyi buldun gittin raftan. Ansiklopediyi buldun, o maddeyi buldun. O buluşun bir hikayesi var. Tabii canım, hikayesi olarak bir hikayesi var. Bir şey var tabii. Evet. Tabii ki. Bu deneyimin ortadan kalktığı hayatımızın her aşamasında kesin. Yani bütün olumsuz, olumlu yanları elbette, kolay ulaşım vesaire olumlu yanları vardır ama hayatımızın umutlu bütün... Umutlu başladın, umutsuz bitiriyorsun. Umutsuz ama karamsar gireceğim diye söyledim. Buraya geleceğimi biliyordum. Evet, tamam. Bu sefer karamsar ben olayım diye sen başladım. Sen şeyde arada Dostoyevski'den bahsettin. O bir kitabında der ki çabuk iş başarma isteği modern bir hastalıktır. Der bir kitabında. Çabuk iş başarma isteği çok baskın artık. Çünkü hayatın diğer üniteleri de çok hızlı. Bak işte belediye başkanı seçiliyor. Mesela muhtemelen yeni hedefi nedir? Yeni başkanımızın daha hızlı ulaşım. Bekleme yani yolda. Hı-hı. Daha hızlı ulaş. Daha çabuk git. Daha çabuk başar, becer, yap, et. Düşün, söyle. Daha hızlı haber ver. Gibi şeyler yani. Dolayısıyla hayatın her ünitesi hız üzerinden tanımlandığında ister istemez edebiyatta hız üzerinden tanımlanacak tabii ve endüstrisi oraya kayacak. Tabii ki. Bu çünkü şeyi, yavaşlığın kendisi bir işte şey. Dönüştürür mü? Tarih dışılık ve bir direniş aslında. Üslubu dönüştürür mü? Yani hız doğru. Edebiyatı da belirlemeye başladı. Yani şeyi dönüştürmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani kimse Ulysses okumayacak artık. Evet. Çünkü insanların ne vakti var, ne sabrı var. Belki kolay algılanabilir, kolay hazmedilebilir şeyler okumaya başlayacak. Bu edebiyat için tehlikeli midir mesela? Bir soru. Bir soru daha var. Bir soru da ben ekleyeyim abi. Ben dergide kısaca da olsa yazmıştım. Daha sonra uzun uza diye bir şey yazmadım henüz onunla ilgili. Çevrim içi yazarlık diye kendimce bir kavram uydurdum. Şeyi fark ettim, birkaç arkadaşıma da sordum. İnternet bağlantım yoksa yazmaya oturamıyorum. Çok iyi. Ve öykü yani öyle çok hani çok iyi, makaleden bahsetmiyoruz. Bende de öyle ya Aykut. Ben bir kişilerde teyit ettim bunu.
Yani çevrim içi olmadan yazamıyoruz. Çok haklısın. Evet. Bu ne demek yani? Bu neye karşılık geliyor? Bu hakikaten çok güzel, ürkütücü bir tarafıyla. Çok. Evet. Bilinçaltını çok kurcaladın sen. En hassas şeyini kurcaladın yani. Evet. Çünkü bir şeyi merak ederim. Bakmam gerekir. İnternet olmaz. O zaman tabii, internet olunca yazayım. Daha tabii, başka tabii, bir doğru, şey bence. Doğru. Bence onun altında daha başka bir şey. Yatıyor. Bu neleri etkiliyor? Yani bu başka nasıl üslup değişikliklerine? Yani şu bile, kalemden klavyeye geçmek bile üslup değişikliğine tabii, bir şeyleri değiştiriyordur mutlaka. Çok. Yani bu tabii nesneyi ki değil, o nesneyi kullanıyoruz. Bunun da mutlaka bizde değiştirdiği şeyler vardır. Ama benimki de bir soru. Cevap nedir? Peki neleri değiştiriyordur? Çok şey değiştiriyor. Yani sana. Ya bu süreç içinde ortaya çıkacak bir şey. Yani üslupları yansıyacak bir defa. Hı hı. Ne bileyim, hikayenin boyutlarına yansıyacak. Belki Wattpad dediğin şey de bu ihtiyaca binaen ortaya çıkıyor. Tabii yüzeysel bir o yüzeyselliğiyle kapattığı bir boşluk var. Tabii. Her şey daha yüzeysel, düz, hızlı. Hepsi hızlı okunur, okunabilir metinler. Yani 500 sayfa da görünse hızlıca okuyabildiğin metinler. Metinleri de malum tabii, siz de daha iyi bilirsin abi. Metinlerin de okuma hızları vardır. Tabii. Yani 10 sayfalık iki metin, ikisini de aynı hızda okuyamazsınız. Tabii. Biri daha nüfuz etmen gerekir, metin seni çeker, ağırlaştırır. Başka bir metni de işte bu örneklerde bir dakikada okuyuverirsin. O orayı kapatıyor. Orayı kapattığı için de okurda bir yanılsamaya sebep, kitap okuduğu yanılsamasına sebep oluyor. Bu da okuru, okurluk müessesesine diyeyim, zarar veren bir şey galiba. Ama şunu öngörebiliriz, edebiyatı değiştirecek. Değiştirecektir. Bunu öngörebiliriz. Evet, yani Wattpad'in değiştireceğine yine emin değilim ama toplamda yaşadığımız bu çağ, işte bu yavaşlığı öldüren... Tabii. Hız çağı diyor ya işte, veriliyor. Değiştirecek mutlaka. Bununla ilgili bir şey söyleyeyim. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Amerika'da bitnik edebiyatı çıktı biliyorsunuz. Bitnik edebiyatı dışarıdan bakıldığında hızlı bir edebiyat gibi görülür. İşte şeyde, İsveç'te de Ingvar M. Jonsen'ler filan. Oysa değil. Şu meşhur. Hı? Oysa değil. Oysa değil. Tam yerinde sayan bir şey o. Durmuş bir şeyi aslında hız gibi görünüyor sana. Hmm. İşte Neil Cassady arabayı sürüyor, işte Jack Kerouac şu bu filan, Allen Ginsberg arabanın içindeler ve bir hız, Amerika'yı boydan boya kat eden bir çalıntı arabanın içindeki bir şey, diyelim ki hırsız şebekesi, sözüm ona. Hı hı. Ve hızla yer değiştiriyorlar amaçsız biçimde. İşte adı üstünde, On the Road, yolda romanın ismi. Evet. Fakat yapmayalım, yanılgıya düşmeyelim. Bu aslında şey değil, hız dünyanın değil. Dünyanın en yavaş şey metnidir yani, yolda ya. Aynen öyle tabii mesela ki. Tabii ki. Aynen öyle. Kevroat'ın diğer şeyleri de öyle. Aynen öyle. Diğer tabii, eserler tabii de öyle. Bence de öyle. Kesinlikle tam tersini aslında şey yapıyor. Şeyin değerlerin, İkinci Dünya Savaşı'nın alabora ettiği bütün değerlerin keşmekeşinin içinde aslında bir durağanlık teklif ediyor. Evet. Orası öyle. Şu çevrimiçi yazarlık, ben de bir şey, bir şeyimi, çok güzel eski ya, Aykut. Eski bir fikrimi kışkırttı. Onu söylemek isterim. Şöyle çok kışkırtıcı bir şey senin söylediğin. Fakat bendeki yorumu onun şu, acizane. Çevrimiçi neden olmak zorundayız yazarken? Bana kalırsa bir çok iyi bir sosyolog galiba, çok bakamadım ama Kamusal İnsanın Çöküşü diye bir kitabı var. Bir ben de o kitaptan pardon. Kamusal Senet İnsanın Çöküşü. Değil değil mi? Senet Richard... galiba. Evet. Senet. Ben de onun başka bir kitabından, senden sonra başka bir şeyden bahsedecektim. Tamam. Evet abi. Şimdi Senet'in çok ilginç bir iddiası var. Şunu söylüyor, artık diyor, artık dediği nedir? Herhalde 90 sonrası, yani şeyden sonra, bu yeni liberalizmin iyice ayyuka çıktığı, Sovyetlerin çöktüğü, şu bu filan. Yani kapitalizmin ve piyasa ekonomisinin her şeyi belirlediği, hı hı, ve belirlediği konusunda şüphenin kalmadığı, hı hı, Fukuyamalar bunlar, hatırlayalım. Dönemde diyor, insanlar artık kamusal insan olma vasfını kaybettiler. Vazgeçtiler, bıraktılar değil mi? Kaybettiler. Mecburen kaybettiler. Yani
şunu söylüyor. Bir insan artık dışarılıklı elbisesiyle dışarı çıkmayı o kadar önemsemiyor. Bir Hollywood aktrisini ya da aktörünü eşofmanla görebiliyorsun ya hani Hollywood caddesinde. Bu artık dünyanın her yerinde böyle olabiliyor. Ya da işte bir, biraz egzecere edeyim, altında pijama üstünde papyon kravatla bir ödül törenine gidebiliyor mesela. Parçalandı kamusallık. Kamusal insan ciddiyeti, saygınlığı ve karşılıklı saygısı artık yok diyor adam. Şimdi bununla birlikte bir şey daha kayboldu diyor. O çok dikkat çekici. Kamusal alanda insanlar ilişki oyunlarıyla moral güç elde ediyorlardı diyor. Kamusal ilişkiler insanlara bir moral güç sağlıyorlardı. Çünkü sokakta, caddede, meydanda, kahvede, kafede. Café de Fleur'de Paris'te diyelim. Düşün. Yani diyelim ki Sartre'ın, işte Simone de Beauvoir'ın falan oturduğu kafe o zaman başka bir şeydi. O zaman kamusal insanlardı onlar. Çünkü herkes bilirdi. Camus burada oturuyor, Camus orada oturuyor, Sartre burada oturuyor falan. Ve orada bir kamusal insan elektriği var. Ama şimdi herkes, Güney Koreli turist de var, Amerikalı bir hippie de var, işte Türkiye'den bir şey de var, turist de var filan. Kamusal insan diye bir şey kalmadı, parçalandı her şey gibi. Fakat diyor, bu insan, kamusal insan, sokağa adımını attıktan itibaren bir kimliği vardı. Etrafıyla evet. birlikte tanınıyordu ve o kimlik üzerinden iletişimde bulunuyordu. Artık kimlik yok. Evet. Dolayısıyla ötekini dikkate almak zorunda değil. O zaman eşofman altına bilmem ne de giyer, üstüne de başka bir şey de takar filan. Yani şu, ötekini dikkate almak diye bir şey artık yok diyor. Şimdi bunu ne için söylüyorum biliyor musun? Senin söylediğine geleceğim buradan. Edebiyat, ötekini dikkate almadığında yeryüzünde olmadığını da hisseder yanılsama biçiminde. Yani mezarda olduğunu hisseder ve konuşma gereği duymaz. Hatta konuşamaz. Benim iddiam bu. Tabii, şuradan temel, çıkarıyorum. Tabii, temel yakıtı budur beni, edebiyatın. Tabii, evet. Yani şöyle, beni biri duyacak. Sen çevrim içi olmadığında beni biri duymayacak yanılsamasına kapılıyorsun. Ben artık ses geçirmeyen, iletişim, ilişki geçirmeyen bir ortamda izole edildim. Tek başımayım, atomize oldum. Ve sesim asla ötekine ulaşmayacak. Dolayısıyla niye söyleyeyim bunu? Yanılsamasına, duygusuna kapılıyorsun bilinçaltı. Kağıt kaleme döndüğünde böyle düşünmeyeceksin oysa. Yok, tabii. Sadece kağıt kalem değil Ahmet abi. Şöyle, kağıt kalemin olduğu dönemde o şeyin matbuata gideceğini, mefkutede yayımlanacağını ve muhatabına ulaşacağı konusunda hiçbir şüphe yoktu. Yani herhangi bir ifadenin, cümlenin kamusallığa gireceği, kamusal alanda var olacağı konusunda şüphemiz yoktu o dönemde. Yok, şunu söyleyeyim. Dikkat edin. Şimdi sen bilgisayar başında yazarken eğer çevrim içi değilsen kendini izole edilmiş hissediyorsun ya. Evet. O masadan kalkıp yan masada kağıt kaleme döndüğünde böyle düşünmeyeceksin. Evet, olabilir. Doğru. İzole edilmiş orada, evet, hissetmeyeceksin. Olabilir. Olabilir. O daha rafine bir sorunsallık. Var burada. Tabii tabii ki. Evet. Çünkü orada başka bir deneyim var. Tabii. Başka bir deneyim. Hani bir İslam alimiyle ilgili söyler ya, Divit'inin sesini bir de karısının sesini. Hayatta en çok bu iki sesi severmiş adam. Kim ama ben şeyi anlamadım abi. Şunu mu diyorsun yani, yazar biraz daha çevrim içi olup karşısında okurunu karşısında buluyor ve bu yüzden mi yazıyor günümüzde? Hayır, hayır. Ben psikanalitik bir şeyden bahsediyorum. Bir bilinçaltından bahsediyorum. Daha doğrusu kendim öyle düşünüyorum ve hissediyorum son zamanlarda. Şimdi eski dönemleri bak, eski dönemlere bak. İnsanlar hakikaten bir muhatabı varmış gibi, karşısında insanlar varmış ve onu her halükarda dikkate alacaklarmış ve yargılayacaklarmış gibi davranırdı evet. eskiden insanlar. Şu anda nasıl peki? Şu anda mesela örnek vereyim, bu çok dağınık ve uzun bir konu. Eşofmanla çıkma o metafordan anladım o rahatlığı. O rahatlık aslında beni kimse görmeyecek rahatlığı biliyor musun? Ve aslında bir ruhsal dekadans, bir ruhsal çöküş o aslında.
işin dinamizmi, dinamiği itibariyle öyle. Bunu biraz zor anlatacağım ben. Hı. Mesela uzun uzun belki yazmak lazım bunu. Şöyle eski türkülerimizi seviyorum ya ben. Diyelim ki ne bileyim Diyarbakırlı biri. Mukim Tahir. Celal Güzel Ses filan. Onları dinlediğinde insan ne hissediyor? Malatyalı Fahri. Şunu hissediyor. Söylediği şeyin, ifadesinin, ifade ettiği şeyin karşı tarafa ulaşacağı konusunda hiçbir şüphesi olmamak. Başka bir şey. Mesela elektro müziğin bilmem ne şeyinin. O tamam. Orayı anladık. Bugünün yazarının veya bugünkünün kaygısını veya kaygısızlığı onun ne dediğini anlamadım. Şu. Orada o bir eminlik duygusu ve sorumluluk duygusu. Evet. Kamuya çıkacağına dair bir hiç şüphesizlik var. Şüphesiz yok. Evet. Şimdi burada çevrim içi olmayan yazar o kadar yalnızdır ki. Yalnızlığından sesinin çıkıp, hatta vücudundan sesinin çıkıp, dilinden ifadesinin çıkıp, muhatabını bırak herhangi birisine ulaşmayacağı gibi bir kaygı ve anksiyete içindedir. Korkusuyla yazamıyor. Tabii ki. Çünkü gündelik hayatında Çünkü gündelik hayatında o atomizasyonu ve yapayalnızlığı sık sık deneyimlemektedir. Ona ayrıca yalnız olmadığını ima eden bir simülasyon gerekmektedir. Çevrim içi olması bunu sağlar ona. Bu yanılsamayı sağlar. O sayede canlı olduğunu, insanlarla birlikte dünyada yaşamakta olduğunu ve onlara ulaşabileceği ihtimalini duygusunu sağlar. Ben katılıyorum buna, doğru, aynen. Ben böyle düşünüyorum. Tabii. Yani sonunda ifade edebildim. Bunun fakat sadece edebiyatla ilgili değil, müzik de dahil olmak üzere, plastik sanatlar ve modern sanatlar dahil olmak üzere bütün sanat kategorilerinde böyle olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle, aslında bütün bu hasta insanın çevrim içi olma merakının... Yes. Evet. Bu yalnızlıkla alakası olduğunu söyleyebiliriz. Tabii. Şöyle. Yani neden bütün gün insanları şu harekette, evet, görmüyor musun? Evet. Çünkü yalnızız. Ya sürekli, yani 24 saat çevrim içinde. Hayır. Başka bir şey söyleyeyim. Sadece yazanlar için değil. Twitter'da neden gerçekte olduklarından daha cesaretli? Çünkü mention diyorlar ya. Hı hı. Gavurca. Mention atarken bile, yani oraya Sel Yusuf bilmem ne yazıp bana hitaben yazıyor olsa bile, o anda bile benimle iletişimde olmadığı gibi bir şey var zihninde. Yanılsama var. Evet. Yani onun bana aslında benimle aslında esasında konuşmamakta olduğunu düşünüyor. Hmm. Yoksa küfredemez. Yüzüme, evet, bakarak küfredemez. O kadar kolay. Ya da sana bir şey diyemez. Hı-hı. Ama dikkat et. Çok bariz biçimde ölçümü yapılsın, öyle çıkar bak. İnsanların cesareti ikiye katlanıveriyor hemen. Twitter'da ya da sosyal medyada, Instagram'da. Evet. Neden? Çünkü iletişimin aslında var olmadığını düşünüyorlar da o yüzden. Tabii. Evet. Şimdi dolayısıyla o karşıya ulaşma şeyi mutlaka etkiliyor. Ama bir eser üretmenin temel dinamiği de, o dinamiklerinden biri de o izolasyon. Şöyle, ama öldürecek kadar yalnızlık değil. Ben onu her zaman savunurum. Hmm. Öldürecek kadar değil, eser verecek kadar yalnızlık. İkisi çok farklı. Dikkat et, Sadık Hidayet, Franz Kafka, başka da vardır. Bu adamlar zaten mezarda olduklarını düşünüyorlardı yazarken. Hmm. O yüzden ölmeden hemen önce bütün eserlerini yakmak istediler. Bunun üzerinde düşünelim biraz. Evet. Zaten mezardaydım, zaten ulaşmadı, sonra da ulaşmayacak ki hiçbir zaman. Çünkü onlar mutlak biçimde izole edildiklerini düşünüyorlardı öteki insanlardan. Hmm. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama diyelim ki Nietzsche, Overbeck'e gönderdiği o ilk nüshaları kitabının dört nüsha. İlk kitabının satış rakamı 4'tür Nietzsche'nin, yanlış hatırlamıyorsam. Ya da Stefan Zweig'in yalancısı. Güray Müteferrika'nın bastığı kitaplar da 3 ya da 4 satıyordu. Mesela. Ama şöyle, Nietzsche Kafka kadar şey değildi. Mezarda olduğunu düşünüyordu. Ama Kafka insanların malum arasında, hani, olduğunu düşünüyordu. Yaşarken eserleri okurla buluştu. Hani tabii, kendisi ne kadar popüler olduğunu emin değilim. Belli bir bilinirliği de vardı hatta. Hani doğru, şöyle bir yanılgı var o yakma meselesiyle ilgili.
sanki o zamana kadar Kafka kamuya sunmadı eserlerini de ölmeden önce Max Brod'a yak dedi. Max Brod'a vermesinin sebebi şu, Kafka olarak zaten biliniyordu, bir bilinirlik dengeliyordu. Yak diye verdiği çalışmaların kendisini yansıtmadığını, yani o ana kadar var olmuş yazarlık imajına uygun düşmeyeceğini Kafka personasına iddiasıyla Max Brod'a verdi yak diye. Yani bu beni temsil etmiyor düşüncesiyle verdi. Yani şeye benzemiyor. Öteki örneğe benzemiyor. Tabii eyvallah. Fakat şöyle bir şey var. Diyelim ki ben Kafka diye bir karakter yarattım, yazdım ve böyle bir argüman ileri sürüyorum. Ona ne diyeceksiniz? Hiç değilse tartışılmalı. Mantıklı görülüyor argüman. Ama bunu Kafka'ya iftira atmak için gerçek güzelim teoriyi mahvetti. Çok haklısın. Doğru. Fakat şöyle bir şey bu. Bunu ben esasında öyle oluyor diye anlatmıyorum. Bir zaman içinde yaşıyoruz. O zamanın karakterini biraz daha yakından görmek için uydurduğum bir metafor bu. Ve gerçekten inanıyorum. Mesela ben bunu elbette ki anlatamam ve ifade edemem. Belki yazmam gerekir bunu. Fakat bizim diyelim ki 1980'lere kadar olan müziğimizle, hatta bunu arabesk bile dahil, 80'lere kadar olan müziğimizle Özal sonrası müziğimiz arasında fark vardır bu açıdan. Yani şu, muhatabına ulaşacağını hissetmiş olarak yola çıkan müzik, muhatabına ulaşmayacağını hissetmiş ya da muhatabına ulaşıp ulaşmayacağını dikkate almadan sesini yola çıkarmış olan müzik arasında o kategorik olarak büyük ölçüde sosyolojidir o müziği değiştiren. İşte tabii. Tüketimi tabii değiştiren ki. Ya da tüketimi belirleyen doğru, sosyoloji. Doğru. Tabii ki öyle. Tabii sosyoloji değişmiş yani. Tabii Özal'ın o, yaptığı bir şey. Bugünün toplumunun sosyolojisiyle, bugünün toplumunun resmiyle ilgili yine ben senetten bugün ikidir bu arada, hemen bir küçük parantez gireyim. İkidir bugün alıntı yapıyorum. Evet. Artık tanıtayım bu. Eski Ocak sayısı Sabah Ülkesi dergisi çok iyi bir dergi. Bu zamanın ruhu dosyası yapmışlar Ocak sayısında. Yeni sayısı Nisan, onu da getirdim şöyle göstermiş olayım. Hani en yeni sayısı Nisan sayısı. Ben şu biraz Bursa'da geriden takip çıkıyor? Ediyorum. Bursa'da mı çıkıyor? Almanya'da merkezi. Allah Allah. Yazarları, editörlerinden burada olanlar da var. Merkezi Almanya'da. Dosyalarıyla ilgili çok iyi. Avrupalı, Amerikalı, Türk, çok iyi akademisyenlerden, yazarlardan yazılar kapağını alıyorlar. Göstersene. Maalesef Aykut, çok dağıtımı çok iyi değil. Evet ama internette yok İnternette mu? Var. Ben internetten birkaç yazısını okumuştum bu derginin ve çok iyi yazılardı. Çevrimiçi gerçekten. Olmak zorundasın buna ulaşmak istiyorsan. Tabii o anda çevrimiçiydin Ahmet abi. Aynı zamanda şiir yazıyor olacaksın. Doğru. Sinema burada, sektörüyle ve şeylerle ilgili bir şey okumuştum. Çok iyi bir yazıydı o. Abi ben yani Yetişem 3 aylık dergi ama tabii kendi tembelliğimiz de var. Yetişemiyorum yani. Çünkü bir dergiyi okumam epey uzun sürüyor. Çok dolu, tabii. Çok iyi çalışılmış dosyalar. Şöyle en azından o zaman şey yapayım da bu kadar. Genel yayın yönetmeni Ali Çolak. Yayın kurulu Abdülkadir. Hangi Ali Çolak bu ya? Bilmiyorum. Bunların hepsi Almanya'da mı yaşıyor Aykut? Ama ben Kadir, yayın kurulundaki Abdülkadir Filiz'i tanıyorum, çevirmen. Firari bir Fethullahçı var. Yok yok o değil canım. Ha. O değil. Yok öyle bir Almanya dergisi değil. Değil değil. Ben anladım senin şeyini öyle değil. Ali Mete ve Mehmet Kandemir. Mutfağı saymış olayım. Benim alıntı yapacağım da yine bir yazıdan, senetten, karakter aşılması kitabından. Karakter aşılması kitabından. Yorumlamanızı isterim doğrusu abi. Uzun uzun şeyi anlatıyor. İşte bu senin dediğin MTV kültürü ve Amerikan toplumunun dönüşümünden bahsediyor. Hatta şey örneği veriyor. İşte bile artık mesela... Bir işte gireyim, 30 yıl çalışayım diye bir şey de kalmadı. Ortalama bir Amerikan vatandaşı 30 yıl boyunca, iş hayatı boyunca en az 10 iş değiştiriyor.
Bu da dolayısıyla sadakat hissini de ortadan kaybediyor, kayboluyor vesaire. Çok enteresan şeyler var. Zaten neoliberalizmin temelinde bu post-Fordist üretim biçimi dedikleri iktisatçıların. Yani bir süre çalıştırıp sonra gönderiyor adamı. O da başka bir yerde iş bulmak zorunda. Yani, öyle bir mobilizasyon var şeyde, işçi sınıfının öyle bir şeyi var. Bilinçli seçimin dışında da artık bir sadakat hissi ortadan kaybolduğu için... Çok sık iş değiştirmelerin farklı sebepleri de var. Ve şöyle bir alıntı yapıyor senetten. Yazı Asım Cüneyt Köksal'a ait. Ahlak sükut etmez yazısı. Hep kısa vadede yaşayan bir toplumda uzun vadeli hedefler nasıl güdülebilir? Kalıcı toplumsal ilişkiler nasıl sürdürülebilir? Kısa epizotlardan ve fragmanlardan oluşan bir toplumda kişi nasıl bir kimlik anlatısı ve yaşam öyküsü geliştirebilir? Tam konuştuğumuz şeyler... her bir kişinin hikayesi de ortadan kayboluyor. Kamusal insanın ortadan kayboluşuna dair göndermeler de var burada. Topluma dair, içinde yaşadığımız, bizi oluşturan topluma dair, işte Yeşilçam derken mahalleden filan bahsettik. Hem iş anlamında hem gündelik hayat anlamında topluma dair bir sadakat hissi, topluma dair bir sorumluluk hissi ortadan kayboluyor. Çünkü yalnızlaşıyor. Tabii ki. Bu insan. Tabii. Ve bu doyurucu bir yalnızlık değil bir yandan. Değil. O yazarlıkla ilgili yalnızlık da değil bence. Tabii bu başka değil. Bir tabii daha ki. Yüzeysel, daha olumsuz tüketen, bir ruhu yakan bir yalnızlık. Elbette. Evet. Ruhu besleyen ruhu değil, ruhu zayıflatan yakan, bir, zayıflatan, evet, zayıflatan bir yalnızlık. Bir yalnızlık. Doğru. Verimsiz kitap, bir yalnızlık anlatı yani. Anlatı yapılan o. Kitap adı Karakter Aşınması. O da çok işte, cuk oturan, doğru. Bugünün toplumuna cuk oturan bir şey gibi yani Friedrich Nietzsche'nin Rapallo koyunun yukarılarında, hı-hı, dağlarda gece tek başına ateş yakıp yalnız başına oturması değil, değil. O. Öyle evet. Bir şey değil yani o. O sıkıştırılmış. Mı? Evet evet yaşıyor galiba hala. Sıkıştırılmış, mahkum edilmiş bir şey evet. Yalnızlık o. Tercih edilmiş aslında, bir yalnızlık da değil, değil. Hatta. Yani. Aslında ismi yalnızlık olmamalı. Başka daha vahim bir kavram, hı-hı, olmalı bana kalırsa ismi. Getirdiğin şeyleri tanıtır mısın, tamam. Aykut? Devam edersen. Sabit çünkü fikirden bahsettik. Kalmadı. Kalmadı evet. Sabit fikirden bahsettik. Mustafa Akar'ın yayın yönetmenliğinde çıkıyor ve şöyle bir yandan karamsar konuştuk ama çok iyi ben son birkaç yılda, son beş yılda çok hızlı ve çok iyi kitapların gerek çeviri gerek yerli çıktığını, bu yoğunluğun da arttığını düşünüyorum. Belki son zamanlardaki o krizden dolayı, kağıt krizinden dolayı bir düşme yaşanmıştır ama ya ben takip edemiyorum bir okur olarak. Ve kitap dergilerine ihtiyacım bu yüzden arttığını düşünüyorum. Seçimde okura yardım edecek kitap dergilerinin. Biri Sabit Fikir, Mustafa Akar'ın yayın yönetmenliğinde çıkıyor. Mutlaka takip etmemiz gerektiği düşünüyorum. Bir diğeri, bu da üç aylık, Sabit Fikir aylık çıkıyor. Bence bu da bir an önce Okur Dergisi de aylığa dönmeli. Bu da bir kitap eleştiri dergisi. Haziran, Temmuz, Ağustos sayısı elimde tuttuğum şu anda. Çok iyi takip ediyor mutfak. Hem kurgu hem kurgu dışı kitapları çok iyi takip ediyor. Çok, çok iyi. İyi yazılar var bu dergide de. Sabah Ülkesi'nden bahsettim zaten. Bu Almanya'da mı çıkıyor Sabah Ülkesi? Evet. Merkezi Almanya'da. Tamam. Şöyle bu yeni bir kitap değil, yenilerde belki uzun uzun daha sonra konuşuruz abi. Ben de okumak üzere aldım ama sizinle de paylaşmak istedim. Evet. Ziyahattin Serdar, Cenneti Arayan Adam, Mahya Yayınları da çok iyi yayıncılık yapan bir yayın evi. Cenneti Arayan Adam, kısa hemen hızlı bahsedeyim. Aslında sizin kitaba paralel de okunabilir bence abi. Birlikte ben okunabilir. Kısa bir şey söyleyeyim de oradan devam tamam. Et Aykut. Şimdi Ziyahattin Serdar tabii ki bizim özellikle ilk gençliğimizde zaten bizim kuşakla da arasında çok fazla bir yaş farkı yok. İşte zekasıyla temayüz etmiş isimlerden biriydi. İngiltere'de yaşıyordu. Pakistan kökenli olduğunu tahmin ediyorum. İngiltere'de yaşıyor. Yani, evet, İngiltere'de evet. Bir dergi çıkarıyordu. Türkiye ile de ilgili biz Ziyahattin Serdar'ın yazdıklarını neredeyse günü gününe takip ediyorduk. Şimdi bu kitabı ben okumadım. Yaz bu kitabın çıkışından haberdar oldum. Çünkü bu kitapla ilgili bir arkadaşımız 3 günde süren yazılar yazdı. Türkiye'de İslamcılık dediğimiz
entelektüel tarafıyla kastediyorum. İslamcılık dediğimiz durumu ya da İslamcı dediğimiz kimliği anlatan, yani kendi serüvenini anlatıyor gerçi Ziya Ütüser'den ama bizim dönemle de paralellikler arz ediyor. Evet. Yani anlattığı bazı şeyler, diyelim ki işte sisteme bakışı, işte bizim sisteme bakışımız, işte nerede tökezlediğimiz, işte nerede pes ettiğimiz filan gibi böyle duygusal şeyler de var. Diyelim ki duygusal tanıklıklar da var. Bizim maceramızı birebir de anlatan bir kitap olduğunu biliyorum. Evet. Ben de kitabı sende gördüm ama. Kitabın adı da aslında tam buradan. Cenneti Arayan Adam. Evet. Farklı ekollerin her birinin bir cennet tasavvuru, bu dünyaya dair ve de bir tasavvuru olduğunu söylüyor ve o dönemdeki aşağı yukarı bütün belli başlı her İslamcı diyebileceğimiz ekolle, her İslam yorumuyla bir şekilde temasa geçiyor. Temas etti, tabii. Entelektüel etmiş. Temaslar yine tabii. Kastettiğimiz ve yorumları var. Bir arayış hikayesi aynı zamanda. Bu yüzden İslamcılığı da anlamak için çok iyi bir Türkiye kaynak dışındaki bence. Özellikle Avrupa'daki o şeyi anlamak için önemli bir kaynak. Ben de yeni aldım, yeni başladım. Böyle tavsiye etmiş olayım. Yani şu da var. Şimdi diyelim ki Türkiye'de eğer siyasal bir tıkanıklık yaşanıyorsa ya da bu yönde ortaya yorumlar çıktıysa işte bunun neden kaynaklandığını da söyleyen tanıklıklar var burada. Yani ben bu kitapla ilgili yazılardan yola çıkarak bunu söylüyorum. İşte bir hatırat tabii. Çok rahat da okunur. Çok kolay da okunur. Yani bu kitabı aklımıza soktuğun için teşekkür ederim. Eyvallah. En son yine bu da çok yeni. Daha sıcak iz yayıncılıktan aldım. Buraya geldim. Yasemin Karahüseyin geçtiğimiz yıl Necip Fazıl roman ödülünü de ilk eserler dalında aldı. Zan ile. Bu üçüncü romanı Kör Nokta. Bu da çıktığını duyurmuş olalım. Bence çok iyi bir romancı Yasemin Hanım. Böylece duyurmuş olalım. Ahmet abi. Ya bende de bir hikaye kitabı var. Şimdi Ziyaettin Serdar'dan bahsettik. Metin Önal Mengüşoğlu'ndan da bahsetmemiz lazım. Metin Önal Mengüşoğlu. Metin Önal işte bizim kuşağın abisi. İyi bir şair olarak biliniyor zaten. Ama bana sorarsanız iyi bir hikayeci. Bu elimde tuttuğumda ilk hikaye kitabı. Bunlar daha sonra farklı yayın evlerinde çıktı. Beyan Yayınları basıyor şu anda yanlış hatırlamıyorsam. Sağ olsun Ali Kemal Temizler. Okur kitaplığıydı bir ara ama Beyan'a geçtiyse bilmiyorum abi. Metin Beyan'dan iyi biliyorum ben. Okur şu anda basmıyor herhalde. Yani Okur kitaplığı kalmadı herhalde. Var. Devam var ediyor. Metin Önal Mengüşoğlu'nun epey bir kitabı oradan çıktı. Öyle ama mi? Yeni bir değişiklik olduysa son birkaç yılda o bilmiyorum. O zaman ben yanılıyorum ama Beyan Yayınları da Metin Önal'ın başka kitaplarını bastı. Evet. Onu biliyorum. Vallahi iyi bir öykü kitabı bu. Ben iki kez okudum. Hem işte o ilk gençlik dönemlerimde okudum. Hem de şu sıralarda da işte okudum, bitirdim. Anadolu'yu anlatıyor. Daha doğrusu inanma biçimleriyle ilgili ortaya çıkan çelişik durumları anlatan hikayeler var. Yoğun olarak bu hikayeler var. Ben çok sevdim. Bu vesileyle Metin Önal Mengüşoğlu'na da selam gönderelim. Kendisi Bursa'da yaşıyor şu anda. Üretiyor mu, yazıyor mu, çiziyor mu bilmiyorum. Şu anda maluma sahip değilim ama bu selam vesilesiyle de işte Metin abiyi yeni öyküler yazmaya kışkırtmış olalım. Evet. Eyvallah. Lakla açınız. Ulufer nasıl gidiyor Ahmet abi, senin son roman? Hiç bilmiyorum ya, bilemiyorum. İlgilenmiyorsun değil mi o tarafıyla? Ya biraz yayın evinin şeyi o. Yani yayın evinin ilgilenmesi gereken bir şey. Ben evet, doğrusu tabii. Haberdar değilim.
Eyvallah eyvallah. Ama şu var. Ulufer'le ilgili bir takım yazılar çıktı. İşte Sabit Fikir'in bu sayısında da. Necip Tosun yazmış. Necip Tosun yazısı var. Necip abi de hakikaten. Eline sağlık. Teşekkür ederim kendisine bu kulak vesileyle. Evet. Kitap hakkında yazılan yazılar iyi. Yani güzel yazılar çıktı kitabı anlatan. Ama işte okur yansıması nedir onu bilmiyorum doğrusu. Yani okurla birebir muhatap olmadığımız için. Bunun için ne yapmak gerekiyor? İmza günlerine gitmek gerekiyor. Söyleşilere gitmek. Söyleşilere gitmek gerekiyor. Ancak tabii okurun nabzını oralarda tutmak tabii mümkün. Ki, evet. Ama şu ana kadar kitabın gördüğü ilgi, en azından entelektüel planda gördüğü ilgiden memnunum ben. Onu söyleyeyim. Çok güzel. Bunu söylemek güzel bir şey tabii bir yazar için. Aykut çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Nöbeti devraldın bu hafta. Furkan'dan. Furkan haftaya burada olacak inşallah. Haftaya burada olacak ve Seçkin Yasar'ı konuk edeceğiz Ahmet abiye. Evet. Değil mi? Seçkin abla gelirse İzzet Yasar'ı konuşacağız. İzzet Yasar'ın ölümünün yıl dönümü. Evet. 12 Temmuz. Allah rahmet eylesin. Evet. Onu anacağız, konuşacağız Seçkin ablayla. İnşallah haftaya tekrar burada olacağız. Allah ömür verirse tabii ki, elbette ki. Şimdilik hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz. İyi geceler.